Evet, herkese merhaba. Böyle soğuk, karlı bir İstanbul pazarından Videogren YouTube kanalı Pazar Klasiği Instagram değerlendirmesine hoş geldiniz diyorum. Hemen gördüm böyle İzmir, Foça'dan ve Londra'dan izleyicilerimiz var. Bilmiyorum orada havalar nasıl, durumlar nasıl. Biz herhalde birkaç gün evde kalmak durumundayız. Zaten hafta sonları evden çıkamıyoruz. Bir de kar yağınca iyice herhalde böyle evde kalıp yayınlarla, videolarla, yazılarla sizlerle birlikte olacağız. Bugün videogren.com web sitesinden kompozisyonla ilgili yeni bir yazı da yayınladık. Zoom TV Olympus Uluslararası Markaelçisi olduğum için orada yaptığımız bir çekimin videosunu sizlerle paylaştım Instagram ve Facebook hesaplarından. Şimdi bir canlı yayınla beraberiz. İlerleyen günlerde de evde kalma süremize bağlı olarak herhalde böyle yayınlarla falan daha çok birlikte olacağız diye düşünüyorum. Bugün geçtiğimiz hafta boyunca paylaşılan Videogren alt çizgi kadın portreleri, kadın fotoğrafları üzerinden konuşacağımız bir yayınımız olacak. Aslında geçen hafta yeni konumuz kadın portreleri diye duyuru yaptığımız zaman yanılmıyorsam Celal Bey, Celal Erdem bu konuyu daha önce vermiştiniz diye bir hatırlatmada bulundu. Ben de kontrol ettim. Sahiden de Ağustos ayında, geçtiğimiz Ağustos'ta kadın portre etiketiyle bu paylaşımları yapmışız. Ama o dönemden bugüne hem Instagram hesabımızın takipçileri bayağı bir değişti. Hem bizim değerlendirmelerde konuştuğumuz fotoğraf sayıları, seçtiğimiz fotoğraf sayıları değişti. Hem süreç içerisinde yeni birçok fotoğrafın da çekildiğini düşünerek aynı konunun işlenmesinde bir sıkıntı olmayacağına karar verdik ve paylaşımları bekledik. 600 civarı fotoğraf paylaşıldı. Bunlar arasında geçtiğimiz değerlendirmelerde yer alan ya kadın portre ya da başka başlıklarda paylaşılan fotoğraflar vardı. Onları değerlendirmeye almadım tabii ki. Bu kadar süredir yayın yapıyoruz. Fark ettiyseniz biraz fotoğraf hafızası ve görsel birikim becerisi var. Dolayısıyla fotoğrafı gördüğüm zaman daha önce paylaşıldığını hatırlayabiliyorum. O nedenle de onları değerlendirme dışında tuttum. Birkaç fotoğrafın daha önce paylaşıldığını bildiğim halde buraya aldım ki onları söyleyeceğim. Bu daha önce paylaşılmıştı yanılmıyorsam diye belirteceğim. Ve onları da yine değerlendirmede burada konuşacağız. Hani üzerinde konuşabileceğimiz başlıklar olduğu için burada yer verdim. Ama genelde değerlendirme sırasında yani son 10 fotoğrafı seçerken onları değerlendirme dışında tutmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu hemen hemen her paylaşım haftasında belirtiyorum aslında. Daha önce paylaştığınız fotoğrafları sadece etiketini değiştirerek paylaşmayın. Buradaki temel amacımız birlikte daha fazla fotoğraf üretebilmek. Dolayısıyla bir kere üretilmiş bir fotoğrafı tekrar tekrar başlığını değiştirerek paylaşmak, bu bizim de niyetlendiğimiz daha fazla fotoğraf üretme niyetine çok yardımcı olmuyor. O nedenle de onları genelde değerlendirme dışında tutmayı daha doğru buluyoruz. Öncelikle onu söylemiş olayım. İkincisi tabii ki yanılmıyorsam Mart sonu ya da Nisan ayında yani geçtiğimiz yılın Nisan ayında bu paylaşımları değerlendirmeye başladık. Ve hemen hemen birçoğunda diyoruz ki işte seçimleri yaparken eleğin deliklerini biraz daraltalım falan. Bu değerlendirmede açıkçası biraz daralttım. Yani şu anlamda daralttım. Özellikle ışığının iyi olmadığı, arka planın düzgün toparlanmadığı, kadrajlarında hata olan fotoğrafları direkt çıkardım. Direkt eledim. Dolayısıyla biraz daha hem teknik hem biçim olarak güçlü fotoğraflara burada yer vermek istedim. Ki 600 civarı fotoğraftan gene 100-120 tanesini burada konuşma şansımız olacak. 5'te 1 kadar, %20 kadar bir oranına.
O açıdan bayağı iyi sonuçlar var diyebilirim. Son onluyu seçmek her zaman çok zor oluyor. O keyifli şeylerden bir tanesi. Yine konuşmaya başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Bunu unutmazsam yayının sonunda da söyleyeceğim ki bir şey yaşamayalım diye. Söylemek istediğim şey şu. Biliyorsunuz bu paylaşımları yaparken hafta içinde sabah saatlerinde öğlene doğru en geç öne çıkanlar diye Instagram hikaye bölümünde paylaşımlar yapıyoruz. Sizlerin paylaştığı fotoğraflardan. Sonra da hafta sonu pazar günü de bu yayında fotoğraflar konuşuyoruz. Ve bazı arkadaşlar diyor ki ya benim hafta içinde fotoğrafım öne çıkanlar da vardı. Hafta sonu yayınında konuşulmadı. Şimdi sistem şu, öne çıkanları değerlendirirken, paylaşırken bir gün önce paylaşılan fotoğraflar arasından ya da ondan önceki günlerde gözden kaçmış birkaç fotoğrafı öne çıkanlar olarak değerlendiriyoruz. Yani tırnak içinde rakip 80-100 fotoğraf oluyor. Ama hafta sonu geldiğinde hafta sonu bütün fotoğrafları değerlendiriyoruz. O zaman rakip 600-700 fotoğraf oluyor. Bu durumda da böyle bir ilk 100-120 sıraladığımız zaman o fotoğraf dışarıda kalabiliyor. Bu kötü bir şey değil. Hafta içinde öne çıkması bence zaten en azından o gün için başarılı bir sonuç olduğunu bize söylüyor. Hafta sonu rakip çok oldu mu daha gerilere düşebiliyor. Ya da hafta içinde öne çıkmamış bir fotoğraf hafta sonu burada yayında konuşulabiliyor. Çünkü yan yana gelen fotoğraflar, peş peşe gelen fotoğraflar ilgiyi, algıyı ve sonucu değiştirebiliyor. O nedenle hani en kaba haliyle söyleyeyim, çok kafaya takmayın. Yani orada öne çıkması iyi bir şey, burada konuşulması güzel bir şey, seçilmesi güzel. Seçilmezse o kötü anlamına gelmiyor. İşte zamanın el verdiği, emeğin yettiği kadar paylaştığımız fotoğrafları burada birlikte konuşalım derdiyle, kaygısıyla yaptığımız bir muhabbet bu. Evet, yavaş yavaş kadromuz toparlandı. Herkese tekrar merhaba, herkese iyi pazarlar dileyerek ve birkaç hatırlatmayla bugünkü değerlendirmeye başlayalım istiyorum. Evet, klasik hatırlatmamız YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eşe, dosta, arkadaşa böyle bir kanal var demeyi de unutmayın diye rica ediyoruz. 3750'leri geçtik yanılmıyorsam abone sayısında 4000'lere geldiğimizde yeni birkaç şey daha sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Sevgili Cem Saner'le onların hazırlıklarını yapıyoruz. Biliyorsunuz Cem Saner bizim video sorumlumuz. Dolayısıyla ona da bir şey beğendirmek çok zor. Tekrar tekrar çekiyoruz, tekrar tekrar şey yapıyoruz. O kurgularını falan yapıyor ve yeni şeyler hazırlıyoruz. Bu nedenle ne kadar kalabalığız, o kadar iyiyiz diye düşünerek bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarında hesaplarımız, sayfalarımız var. Bunlara da vereceğiniz destek önemli. Yaptığımız çalışmaları orada paylaşıyoruz. Sizlerin de bu hesapları takip etmeniz ve uygun gördüğünüz paylaşımları sizlerin de paylaşmanız daha kalabalık bir kadro olmamıza destek olacak. O açıdan da desteğinizi bekliyoruz. Telegram'da bir kanalımız var. Linkini burada görüyorsunuz. Telegram kullananların takibini rica ediyoruz. Burada her gün yine sabah saatlerinde fotoğraf ipuçları paylaşıyoruz. Aynı zamanda burada da farklı şeyler yapmaya başlayacağız. Ne kadar kalabalık, o kadar çok motivasyonla devam ediyoruz biliyorsunuz. O açıdan da desteğinizi bekliyoruz. Videogren.com sitesinde portfolyoları paylaşıyoruz bildiğiniz üzere. Şu an elimizde birkaç tane var. Duygu Çeltikli'nin ve Yusuf Ziya Özcan'ın portfolyoları hazır bekliyor. Bir iki gün içerisinde hem bu arkadaşlarımızın hem diğer portfolyoları da paylaşacağız. Sizler de yaptığınız çalışmaların web sitemizde yer almasını istiyorsanız burada açıklaması var. Herhangi bir konuda, temada yaptığınız bir çalışmayı fotoğrafları da biraz küçülterek bize ulaştırırsanız bir özgeçmiş ve çalışmayı anlatan bir yazıyla, yatay bir otoportrenizle
Biz de keyifle web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yer vermek isteriz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği seminer ve atölye programları devam ediyor. Dolayısıyla fotoğraf bilgilerini geliştirmek, değiştirmek, arttırmak isteyen dostları da fototrek.com web sitesindeki programları incelemeye davet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde fotoğrafa yeni başlayanlar için 15 Şubat'ta yarın temel fotoğraf semineri başlayacak. 18 Şubat'ta Murat Hoca ile Lightroom ile fotoğraf işleme atölyesinin yeni dönemi başlayacak 3 oturum olarak. 19 Şubat'ta fotoğrafçı olmak, görme gösterme sanatı, fotoğrafçı olmak atölyesinin yeni dönemini gerçekleştireceğiz. Ve 25 Şubat'ta da fotoğrafın görsel öğeleri isimli atölye programı başlayacak. Dolayısıyla fotoğraf bilgilerini geliştirmek isteyenler için hararetle tavsiye ediyoruz. fototrek.com sitesinden detayları görebilirsiniz diyerek hatırlatmalarını tamamlamış oluyorum ve ufak ufak bu hafta gelen fotoğrafları konuşalım istiyorum. Ancak fotoğrafları konuşmadan önce neye göre baktık, ne yaptık onu bir kabaca çerçevemizi oluşturmak adına söylemek istiyorum. Geçen hafta yayını kapatırken kadın portrelerini paylaşmanızı istediğimiz zaman şöyle birkaç cümle kurmuştum. Demiştim ki portre fotoğrafında fotoğrafını çektiğimiz insanın güzelliği ya da çirkinliği önemli değil. Duygunun, düşüncenin, ifadenin, tavrın, kimliğin, kişiliğin doğru aktarılması önemli. Bunun için de fotoğrafı çekilen kişilerin doğal olması ya da poz verdiklerinde de bunun gerçekten duyguyu destekleyecek şekilde olması önemlidir. Bunlara dikkat edelim demiştim. Aynı zamanda bu çerçeveyi çizdiğim zaman da illa böyle çok yakından çekilen fotoğraflar olması gerekmediğini, içerisinde insan kadın olan ama kadının bir şekilde başrole çıktığı fotoğraflar olması gerektiğini de söylemiş oluyorum. Bu söylediğim şeyler birkaç anlama daha geliyor. Bunlardan birincisi fotoğraflarınızın teknik olarak ışık, aydınlatma, ışık ölçümü, enstantane diyafram, tercih edilen objektif gibi yönlerden başarılı olması gerekiyor. Biçim yönünden yani kompozisyondan derdini anlatacak etkili biçim dünyasını kurmuş olması gerekiyor. İçeriği yani konuyu size özgü bir dille anlatıyor olmanız gerekiyor ve bunun da bizde bir duygu oluşturması gerekiyor. Yani bu beş şey teknik, biçim, içerik, anlatım, duygu güçlü olduğunda bir fotoğrafın başarılı olma şansı oluyor. Bu nedenle fotoğrafları bu gözle değerlendirdiğimizi ve seçmeleri de buna göre yaptığımızı da bilmenizi isterim diyerek ufaktan muhabbete başlayalım. Evet, Atakan Day'ın paylaştığı fotoğrafta öndeki kişinin ifadesinin oldukça güçlü olduğunu, sağ üst köşede gördüğümüz kişinin ifadesinin flu olarak da öndeki konuyu desteklediğini söylemek mümkün. Bir tek sol arkadaki kişinin de üst üste binmiş olması orada algıyı biraz zorlaştırıyor. Ancak siyah beyaz tercih edilmesinin fotoğrafın dramatik yapısını da güçlendirdiğini söyleyebiliriz. O açıdan iyi örneklerden bir tanesi. Atakan Bey'i tebrik ediyorum. Sevgili Murat İlhan'ın birkaç fotoğrafına burada yer verdim. Sanki birkaç tane daha vardı ama onlar daha önce paylaşılmış fotoğraflardı diye hatırladım. Burada da bir iki fotoğraftan, bu fotoğraftan mesela çok emin olamadım ama daha önce var mıydı acaba diye. Yine de alan derinliğiyle ve ifadenin gücüyle başarılı bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Biraz siyah beyaz işçiliğinde gri'nin fazla olduğunu, daha iyi bir siyah beyaz çalışmayla fotoğrafın etkisinin artabileceğini düşünüyorum. Bu ise kullanılan ışık, netliğin bulunduğu yerde işte yüzdeki kırışıklığın falan belli olması, arka tarafın karanlık olması ile ilginin sadece aydınlık tarafa toplanması anlamında oldukça başarılı örneklerden biri olarak göze çarpıyor. Murat'ı o açıdan tebrik ediyorum. Bu fotoğrafı da daha önce görmüş olabiliriz ama ifadenin, ışığın gücünden dolayı tekrar paylaşmak istedim burada.
hem çiçeklerin hem baştaki örtünün kişiyi arka plandan ayırdığı, yüzdeki ışığın da ifadeyi güçlü gösterdiği örneklerden bir tanesi. Genelde böyle Ege köylerinde, Ketendere'de, Çomak Dağı'da falan kadınlar böyle çiçekle şey yapıyorlar. Belki oralardan bir fotoğraf olabilir diye düşünüyorum. Yine Murat İlhan'ın bir fotoğrafında ışığın çok iyi kullanıldığını, dolayısıyla da teyzenin etrafındaki bu ne diyelim çömlekleri falan güzel aydınlattığını, aynı zamanda kadının üzerindeki ışığın da onu görmemizi sağladığını söyleyebilirim. Biraz şeyden dolayı düşündüm. Yani ışığın sağda, solda ve kadının üzerinde olduğu halde kadının hemen arkasında ve bunların çevresinde çok olmaması acaba biraz müdahale mi var diye de düşündürdü bana. Bunu iyi ya da kötü bir şey olarak söylemiyorum. Burada anlatımı destekleyecek şekilde kullanılması bana doğru bir tercih olarak geldi. O açıdan bu fotoğrafı da sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili Filiz Boğa'nın birkaç fotoğrafı var. Bu portre deyince illa çok yakından neredeyse vesikalık kadrajı ile çekilen fotoğrafları anlamadığımızı, fotoğrafın içinde insanın olduğu ve insanın başrole taşındığı fotoğrafları konuştuğumuzu söylemek adına iyi örneklerden bir tanesi. Çevrede gördüğümüz diğer çuvallar, arka plan vesaire bize mekan bilgisini, yapılan iş bilgisini veriyor. Kadınların duruşu da oldukça güçlü. Yani güçlü bir karakteri ve ifadeyi almamızı sağlıyor. Aynı zamanda hem alan derinliğiyle hem de renkli kıyafetleriyle öne çıkmalarını sağlıyor. O açıdan iyi örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğrafla ilgili tek çekincemi de belirtmek isterim. Hem uzaklıkla hem kadrajla neredeyse tırnak içinde hatıra fotoğrafı kadrajına yakın bir görüntü bu. Bu tarz fotoğraflarda fotoğrafçının yapabileceği ne işte arka tarafı biraz flu ulaştırmak, kendisini de olayın içine dahil edebilmesi anlamında söylüyorum. Bir de konunun çok güçlü olması. Burada sevgili Filiz'in en büyük avantajı muhtemel bu kişilerle kurduğu iletişim sayesinde duruşların gücü. Bu duruşlar sayesinde fotoğraf o hadi abla bizi de çek fotoğrafının bir tık üstüne çıkma şansına sahip oluyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü burada yer almayan bir grup fotoğrafın olmama sebeplerinden bir tanesi bu Filiz Boğa'nın fotoğrafında gördüğümüz duruşun, ifadenin, gücünün olmamasıdır. Daha hatıraya yakın kalmış olmalarıdır. Bu o anlamda aradan sıyrılan işlerden bir tanesi diyebilirim. Yine Filiz Boğa'nın bu fotoğrafında kullanılan objektifle arka plandan ayrılan kişinin öne çıkması sağlanmış. O açıdan iyi, doğru tercihlerin yapıldığı bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Fotoğrafın en büyük sıkıntısının diyeyim, derdinin diyeyim ki bunu hep söylüyorum. Benim işim genelde fotoğraflarda dert aramak. Dolayısıyla da fazla gri kalmış olmasını bir risk olarak görüyorum. Siyah beyaz tercihi, fotoğrafın siyah beyaz olarak kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi işte ilginin konuya toplanması, dramatik yapının oluşturulması, farklı renklerin ilgiyi, algıyı bozmasının önüne geçilmesi gibi sebepler. Fakat bunu Murat Hoca daha güzel anlatacaktır. Renkleri siyah beyaza çevirdiğimiz zaman farklı renkler aynı gri tonlamaya sahip olabiliyor. Dolayısıyla da bu biraz o normalde renkle alabileceğimiz ayrımı kaçırmamıza yol açıyor. Burada başörtüsünün, kıyafetin ve ten renginin birbirine yakın olması gri tonlamaya dönüştüğünde fotoğrafı çok griye düşürebiliyor. Belki bu renkli olsa tamamen kafadan atıyorum çünkü orijinalini bilmiyorum. Kadının başında sallıyorum açık yeşil bir eşarp var. Kıyafeti açık kahverengi, sütlü kahve falan. O renklerle biz ten rengiyle beraber ayırabiliyoruz.
Ama siyah beyaz griye dönüştüğünde birbirine çok yaklaşabiliyor. O zaman da gri çok baskın hale geliyor. Hani bir dert varsa fotoğrafta odur diye söyleyebilirim. Ama temiz iki örnek olduğunu söylemek mümkün. Vallahi ses en sonda bende. Bilmiyorum. Başka ne yapabilirim? Şuna falan bassam acaba? Şu anda nasıl geliyor ses? Siz beni uyarabilirseniz sevinirim. Olmadı şöyle yakın tutayım mikrofonumu. O da bir çare olabilir. Şimdi şöyle bir yalandan konuşuyorum ki sesin seviyesini görmüş olalım diye. Yani bendeki ayarlara bakıyorum, hepsi en yüksek seviyede. Dolayısıyla sizde nasıl? İyi, ben elimi böyle tutayım, mikrofon daha yakın olsun ağzıma. Belki böylece daha şeyi çözebiliriz diye düşünüyorum. Evet, Gökçen Arabul'un fotoğraflarına geldik. Fotoğraflarına geldik diyorum. Çünkü Gökçen Arabul'un yanılmıyorsam iki hesabı var. Bir renkli fotoğraflarını paylaştığı, bir de siyah beyaz fotoğraflarını paylaştığı hesabı var. Dolayısıyla da o hesaplardan birkaç fotoğrafına burada yer verdim. Bu fotoğrafta da yine hem kişinin ifadesinin gücü, hem kullanılan sınırlı alan derinliği, hem de ifade üzerindeki ışık kişiyi güçlü, doğru görmemizi sağlıyor. O açıdan temiz bir fotoğraf. Ama biz teknik, biçim, içerik ve anlatımı güçlendirerek izleyicide bir duygu oluşturmaya çalışırız. Ve bu duygunun da bizim fotoğrafı çekerken hissettiğimiz duyguya yakın olması asıl hedefimizdir. Bu fotoğrafta bizi duyguya götüren, heyecana taşıyan bir öğenin eksik olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen o öğe de bu teyzenin yüzünde daha güçlü bir ifade falan olmasıdır diye aklıma geliyor. Yoksa çok düz bir bakış halinde kalıyor fotoğraf. Örneğin bu fotoğrafına baktığımız zaman Gökçen Arabul'un siyah beyaz hesabında teknik olarak daha zayıf olsa bile hem kızın duruşunun hem bakışının getirdiği bir gizem var. Oradaki duygu daha güçlü mesela. Bu fotoğraftaki duygu bir öncekinden daha güçlü diye düşünüyorum. Ancak bu sanki böyle bir, nasıl diyelim, bir fotoromanın bir parçası, birkaç fotoğrafın devamında olan bir fotoğraf havasına çok hakim. Dolayısıyla da çevrenin, yani o kapının, arkada gördüğümüz şeylerin bu kişiye bir anlam, bir hikaye etkisi yoksa fotoğraf biraz zayıf kalabiliyor. Buradaki sıkıntının da o olduğunu söyleyebilirim. Ha evet, kıyafet kırmızıydı. Tabii griye dönünce Filiz Hanım'ın fotoğrafında birazcık tonlar birbirine yaklaşmış olmuş. Sema Bazancir fotoğrafının bir fotoğrafına bakıyoruz. Bu tarz birkaç fotoğraf daha vardı farklı arkadaşlarım paylaştığı. Bence güzel yollardan bir tanesi. En azından estetik olarak farklı bir şey söyleme şansı olan fotoğraflardan biri. Aynı zamanda bu tarz bir fotoğraf gördüğümüz zaman tabii ki bunun bir kurgu fotoğrafı olduğunu ve fotoğrafçı tarafından düzenlenen bir kadraj olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki öyle bir kadraj olduğunda gönül şöyle bir şey istiyor. Bu dirsek fotoğrafın içinde kalsın, o eller fotoğrafın içinde kalsın. Hele ki sağ tarafta falan böyle boşluk varken kadraj daha dikkatli yapılsın. Eğer o dikkat olmazsa fotoğrafta etkisi zayıflıyor ister istemez. Alev Hanım'ın bir fotoğrafı, Alev Tanrı Korur'un bir fotoğrafı. Yine alan derinliği, yine bir teyze, net. Yüzündeki ışık çok güçlü değil. İfade çok güçlü değil. Yani gerçekten bir portre fotoğrafının bizi çarpması lazım. Ben ancak o şekilde kadın portreleri, erkek portreleri, çocuk portreleri ya da bir insan işte yani dediğimde şöyle baktığımda vay demek istiyorum. Dikkat ederseniz teknik olarak, biçim olarak güçlü olan fotoğraflarda o etkinin çok güçlü olmadığını söylüyorum şu ana kadar. Bu fotoğrafta da
Her şey yerli yerinde ama duygu tarafında biraz daha güce ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf bu. Bakın burada da yüzdeki ışık çok problemli. Yani gözlerin çevresinde, burun altında, çene altında bu işte başı saran şeydi, yaşmak mı neyse, ondaki ışık problemli. Arkada asılı olan şey sanki sonradan konmuş kadar kötü bir ışığı var. Her ne kadar alan derinliğiyle şey yapılmış olsa bile biz gene böyle bir fotoğrafın kurgu olduğunu düşünürüz. Bu yüzdeki ışığın çok temiz olması gerekir. Dolayısıyla da sadece bize bakan bir kadın fotoğrafının ötesine geçmesini bekleriz. İfadesiyle, bakışıyla, duruşuyla, ışığıyla. O yönden fotoğraf zayıf kalıyor. Zayıf demeyeyim, yani çok yanlış bir kelime olur zayıf. Yani birçok yönden iyi fotoğraf ama etkileyici değil. Bizi çarpmıyor. Ben daha çok çarpılmayı tercih ederim portre fotoğraflarında. Mesela bakın bu fotoğraf bize kişinin yüzünü göstermese bile işte buradaki dövmeyle vesaireyle kullanılan ışıkla o kişi hakkında daha güçlü duygu elde etmemizi sağlıyor. Ben yaklaşık 2004 senesinden beri herhalde bir 100 dönem falan insan ve portre fotoğrafçılığı dersi yapmışımdır. Bilenleriniz var mutlak. İnsan ve Portre diye de bir kitabım da var. Türkiye'de tek olan bir kitaptır. Dolayısıyla bu konuyu, yani detaylarla bir insana anlatma konusunu hem kitapta hem atölyede çok konuşuyoruz örnekleriyle vesaire. Bu anlamda bu bir insana anlatabilecek görüntülerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Tabii bu gözle baktığımız zaman o bir dövme, çizim, her neyse omuzda olanın doğru aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada kişiye karakteri verecek olan şey o dövme ya da o çizim. Onun gölgede kalması problem olur. Yoksa bence kadraj olarak bir problemi yok. Bu mesela daha doğru bir aydınlanma, daha doğru bir kadraj. Burada da sanki dikey fotoğraf sağ ve sol taraftaki boşluklardan kurtarmak, ilginin sadece kişi üzerine yoğunlaşması için daha rahat bir tercih olacaktı. Yani şunu düşünürüz biz. Yine bu bir kurgu olacağı için sağdaki boşluk ne katıyor fotoğrafa? Fotoğrafın yaklaşık 3'te 2 sağ tarafını boş bıraktığımızda bunun güçlü bir anlama katkısı olması gerekiyor. O katkıyı göremiyoruz fotoğrafta. Kişi zaten bu tarafa dönük olduğu için o zaman önüne doğru boşluk olsaydı diye düşünürüz. O açıdan boşlukların doğru kullanılmadığı bir örnek diye söyleyebilirim. Bakın benzer bir durum var. Yine bir kurgu fotoğraf, yine ışık yanlış yerde. Burada mutlaka ifadenin aydınlanması gerekiyor. İfade burada fotoğrafın gücünü arttıracak olan şey, bizim oraya bakmamızı sağlayacak olan şey. Şimdi o olmadığında, gölgede karanlıkta kaldığında bütün hikaye bizim için gitmeye başlıyor. Dolayısıyla da özellikle kurgu fotoğraflarda bunun çok daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Yanılmıyorsam Gamze Hanım fotoğrafçısı 3 fotoğrafında, yani işçilik olarak fotoğraflar çok hoşuma gitti ama anlamı destekleyecek daha iyi kadrajlar bekliyorum. İmaj İstanbul hesabından Mustafa Tiryakioğlu'nun yanılmıyorsam 2 fotoğrafı var burada. Bu fotoğraftaki ışık ve aydınlatmanın gayet güzel olduğunu, teyzenin ifadesinin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ufak bir problemin şu olduğunu düşünüyorum. İplerde netlik var. Teyze netlik yok. Teyze flu. Oysa ki burada teyzenin net olması, iplerin bu kadar flu olmasının çok bir derdi olmayacağını düşünüyorum. Buradaki başrol teyze mi, ipler mi? Şöyle olsaydı kabul ederdik. Elleri ipin üzerinde, eller net, teyze flu. O zaman sıkıntı yok. Ama şu anda ışığın düştüğü yerde, altın kesim falan diyeceğimiz yerde, doğru bir yerde duran kadının mutlaka bizi yakalaması lazım. Ve hani böyle bir ip yumağını tutmak yerine bir şey yapıyor olması anlamı da daha güçlü hale getirebilir diye düşünüyorum.
Bu ise çok hoşuma giden işlerden bir tanesi oldu. Neredeyse böyle bir film karesi gibi, hem tonlamasıyla hem işte kişilerin ifadesiyle falan keyifli fotoğraflardan bir tanesi. Tahmin ediyorum çekimden sonra çevrenin biraz koyulaştırılması, vinyet etkisi verilmesiyle etraf karanlık hale getirilmiş. O açıdan ilginin aydınlık yere toplanması da sağlanmış. Dert olarak arıyoruz ya, bulduğum dert şudur. Niye bu teyze böyle bakarken öbür arkadaş böyle bakıyor? Yani bir pencerede iki kişiyiz, bir şey oluyor. Birimiz bir yere, birimiz bir yere bakıyoruz. İzleyici bu durumda hikayenin ne olduğu konusunda problem yaşar. İkisi de mesela aynı yöne doğru bakarsa, özellikle sağdaki kişinin baktığı tarafa doğru bakarsa, bence anlam daha güçlü hale gelecek bu fotoğrafta. Burada bir ikilemin içinde kalıyoruz. Niye o aşağıya, niye o yukarı bakıyor diye. Şimdi iki arkadaşımızın işlerini şurada gördüğünüz notla paylaşmak istedim. Sunshine in my pocket. Yanılmıyorsam Münevver Hanım mı en başta Londra'dan selam yazmıştı. Kendisi de zaten bir mesajla şey yaptı. Beş fotoğraf paylaşılacakmış. Ben o zaman diskalifiye oldum diye. Şimdi Münevver Hanım'ın özelinde genel bir şey söylemek istiyorum. Bu birçok 5'ten fazla fotoğraf paylaşan arkadaşın derdi diye düşünüyorum. Sayıyı görmemiş olmak bir şey. Onu cebe koyuyorum. Fark etmedim. Tamam. Fakat bazen arkadaşlar 7, 8, 10 fotoğraf falan paylaşıyorlar. Burada böyle çok hep söylüyoruz 5 fotoğraf, 5 fotoğraf diye. Şunu görüyorum o paylaşımlarda. Bu paylaşılan 10 fotoğrafın 5 tanesi sahiden iyi. Diğer 5 tane vasat ve vasatın altı. Yani kendi kendini bitiriyor fotoğrafçı. Şimdi buradan Münevver Hanım özelinde bağlayacağım. Münevver Hanım'ın da ilk paylaştı ya da son paylaştı. Ben Instagram sıralamasında ilk gördüğüm böyle Afrika gibi bir yerde olabilir. Fotoğraflar, siyahi kadınların olduğu fotoğraflar, vasat ve vasatın altı fotoğraflar. Bu tarz fotoğrafları daha iyi. Bunları sadece paylaşsa mesela daha güçlü sonuç olur. Ama öbür vasat fotoğraflarla kendi hakkını bitirmiş oluyor boşu boşuna. Hep şöyle düşünüyorum ben. Mesela 3 fotoğraf deseydik en iyi 3 fotoğrafınızı gönderirdiniz. Bir hafta yapalım mesela tek fotoğraf, en iyi fotoğrafım diye paylaşalım diyelim. Bir fotoğraf hakkımız olacak değil mi? 2 tane en iyi fotoğrafı olmaz insanın. En iyi bir tanedir her zaman. Dolayısıyla o 5'i doğru seçmek fotoğrafçılığın en kritik şeyi. Hemen hemen her paylaşım haftasında anlatıyorum. Rahmetli Sabit Kalfagil'in söylediği söz değil mi? 2 kere fotoğrafçı olma şansımız var. 1. Fotoğrafı çekerken. Bu neye yarıyor? Ben de fotoğraf çekiyorum demene yarıyor. Ben de fotoğrafçıyım demeni sağlıyor. Ama başka insanların bize o da fotoğrafçı demesini sağlayacak şey ne? 2. adım. Seçerken fotoğrafçı olmak. En iyi 5 fotoğrafınızı seçmeniz bu işin esası. Bu 2 fotoğrafta kullanılan alan derinliği, kişinin bize bakıyor olması, net olması falan bunlar doğru tercihler. Ya da burada işte alan derinliğiyle kişinin öne çıkarılması doğru tercihler. Ama sayının çok olması problem. Evet işte yani şimdi kuralları bilmiyordum demeyin ne olur. Çünkü paylaşım şeyinde yazıyor. Oradan bakmak lazım. Tek şey yok. Bir okuyunca iş çözülür diye düşünüyorum. Turgut selamlar. Görüşemiyoruz pandemi falan. Şey yaptık. Münevver Hanım şey yapmaya devam edin. Yani yeni haftada yeni 5 fotoğrafınızı bekliyoruz. İkinci arkadaşımız Seda Sönmez. Gördüğüm kadarıyla konser ve sahne fotoğraflarından iyi bir çalışma serisi var Seda Hanım'ın ama çok fotoğraf paylaşmıştı. Çok ama çok çok. Yani tamam hepsi iyi sahne fotoğrafları ama 10-15 fotoğraf paylaşınca sıkıntı ortaya çıkıyor.
sahne işleri olarak fena değil. Ama sayının çok olması bu değerlendirme için fazla. O nedenle de burada 3 fotoğrafı paylaşmak istedim ama değerlendirme dışı tuttuğumu da söylemek istiyorum. Evet, devam edelim. Gülseren Akdoğan'ın fotoğrafında hem ışık koşulunun hem mekanın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Tek problemin kadının bakışının hemen çok kabaca söyleyeceğim bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Bize bakmalı. Baktığı yerde bir şey görmeliyiz. Ama bir şekilde bizi fotoğrafın içinde yakalamalı. Bu bakış boşluğa bir bakış. Hiçbir etkisi olmuyor bize. Bu iyi ışık, bu güzel mekan, bu doğru kıyafet falan daha etkili kullanılmalı diye düşünüyorum. Etkisi zayıf diye söyleyebileceğim bir fotoğraf. Evet, Celal Erdem'in iki yanılmıyorsam fotoğrafı var burada. Bunu daha önce görmüş olabiliriz. Ama ben açıklamasını da sevmiştim. Instagram'da siz de bakarsınız. Şey gibi böyle bir zamanlar hepimiz bir şeyleri protesto edip isyan edebiliyorduk gibi bir açıklaması vardı. O açıdan güncel de bir hikaye diye burada şey yapmak istedim. Ve hani bir kişinin öne çıkarılması anlamında da güçlü örneklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bu fotoğrafı da daha önce gördüğüm gibi hatırlıyorum Celal Bey'den. Ama hem ışığıyla hem kadrajıyla yapılan işi falan bize güçlü gösteren fotoğraflardan biri olarak dolu dolu bir kadraj olduğunu söyleyebilirim. O açıdan iyi bir örnek diyebilirim. Çok sağ olun Birol Bey. Teşekkürler. Biz de sizin fotoğraflarınızı çok keyifle takip ediyoruz. Burada da konuşurken de çok keyif alıyorum ben. Tahmin ediyorum bu Instagram etiketlerini dostlar da takip ediyordur. Sadece kendisi fotoğraf paylaşıp bırakmıyordur. Kimler ne paylaşmış diye bakıyordur. Ve sizin de fotoğrafların birçok arkadaşa da ilham verdiğini düşünüyorum. Celal Bey'in de öyle, sizin de öyle. Birçok arkadaşımız var. Birçok, hemen hemen bütün fotoğrafların birbirimizi tetiklediğini, ateşlediğini ve bu paylaşımları konuşmaya başladığımız ilk günde de hedeflediğimiz hani bir sosyal fotoğraf ağı oluşturalım ve daha çok fotoğraf üretelim fikrine çok destek olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun destekleriniz için. Evet, sevgili Ali Irgat'ın birkaç fotoğrafı var burada. Bu ifade, tavır, bakış göstermek için doğru tercihlerin yapıldığı hem ışıkla hem karanlık alanla hem mesafeyle bayağı görüntünün toparlandığı bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Bence haftanın iyi işlerinden bir tanesi. Bunun gibi birkaç fotoğraf daha var farklı arkadaşların. Ya uzun pozlamada hareketli konu ve ışıkla yapılan bir çalışma oluyor. Bu bazen üst üste çekimli oluyor. Bazen flaşın birkaç kere kullanılmasıyla oluyor. Ancak 4-5 arkadaşımız benzer fotoğraflar paylaştı bu hafta. O açıdan çok keyifli geldi bana. Yani sadece klasik böyle birisi duruyor ve onun fotoğrafını çekiyorumun ötesinde tekniklerin de deneniyor olması anlamında çok keyifli. Burada diğer kişilerin yani sağ tarafta çok silik, sol tarafta biraz daha belirgin olan diğer kişinin de yani diğer görüntülerin de daha belirgin olmasının daha iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. Ve yine kurgu ile oluşturulan bir görüntüde kadrajın daha iyi toparlanması. Mesela elin bize göre sağda ama kadının solda, sol elinin fotoğrafın içinde kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz havadaki eli güçlü bir anlam yaratıyor, duygu yaratıyor. Diğer el dışarı çıkınca o anlam bozulmuş oluyor. O nedenle bunu söylüyorum. Bu fotoğraf da iyi, keyifli işlerden bir tanesi. Bir kepenk üzerindeki bir görüntü mü? Yoksa birisi oraya geçti ve sonra çıktı mı onu bilemedim. Yani uzun pozlamayla mı yapıldı bu da onu bilemedim. Ama
siyah-beyaz işçiliğinin de fena olmadığını düşündüğüm şeylerden bir tanesi, görüntülerden bir tanesi bu. Bu da yine uzun pozlama ile elde edilen işlerden bir tanesi. Şimdi bu fotoğraftaki dert şu. Yani biraz da nasıl baktığımıza dair bir hikayeyi de oluşturabilmek için bunu söylemek istiyorum. Onun için de buraya aldığım fotoğraflardan biri. Teknik olarak başarılı bir fotoğraf. Değil mi? Yani uzun pozlama, hareketli, ışıklı bir cismin, objenin görüntüsü de kaydedilmiş. Ve diğer alanların hem kişinin sabit durması hem makinenin sabit tutulması sebebiyle net olması sağlanmış. O açıdan tamam. Fakat hikaye hani kadın portreleri ya, bu daha çok hareket fotoğrafı oluyor işte ister istemez. Daha mesela yakına girilebilse ve ifade daha güçlü verilebilse, o şey daha etkileyici olsa bana daha güçlü gelecek fotoğraflardan biri. Bu kadraja geldiğimiz zaman hareket başrole çıkmış oluyor. Oysa ki bizim istediğimiz kadının başrole çıkması. Yoksa teknik olarak da, biçim olarak da, içerik olarak da bence hikaye oturmuş durumda. Sadece başrolün ne olduğu konusunda bir şey yaşıyoruz. Dert yaşıyoruz diye düşündüğüm işlerden biri oldu. Evet Nuri Bey, bence İbrol Bey'i takip edelim. Hepimiz keyifli işleri var. Emel Günvara'nın birkaç fotoğrafı var. Bu yine mantık olarak doğru fotoğraflardan bir tanesi. Yanılmıyorsam bir camın arkasında duran bir kişi. Önde de işte su falan var. Fakat arkadaki kişiyi daha doğru, daha güçlü görmemiz gerektiğini ve oradan bir ifade, bir bakış, bir şey hissetmemiz gerektiğini düşündüğüm fotoğraflardan biri. Kadraj biraz fazla yakına girilerek oluşturulmuş. Bu da etkiyi zayıflatıyor diye düşünüyorum. Daha rahatlatılabilir kadrajlardan bir tanesi bu. Bu ise bence hemen hemen her şeyin doğru oturduğu fotoğraflardan bir tanesi. Biraz fazla grisi var ama yine de oluşturulan kadraj, ellerin yeri, bakışın bizi fotoğrafın içinde tutması anlamında başarılı örneklerden biri olduğunu söyleyebilirim bu haftaki fotoğraflar içerisinde. Murat Kibar'ın yanılmıyorsam iki fotoğrafı var burada. Bu fotoğrafta kadrajın oldukça doğru olduğunu düşünüyorum. İlginin ortadaki kişiye toplanması anlamında. Yaklaşık olarak 16'ya 9 formatında bir fotoğraf bu. Ve 16'ya 9 formatı eğer konu uygunsa bizim bildiğimiz klasik altın oran, altın kesim çizgilerine uygun şeylerden bir tanesidir. Hele ki fotoğrafın içinde bir hareket, bir bakış, bir gidiş varsa. Ancak bu yoksa ve tek bir obje anlatıyorsak, genelde 16'ya 9 formatta merkezi kullanmak, içeriye doğru bakışı çok daha rahat toplayan tercihlerden bir tanesidir. 16'ya 9 format, 4'e 3 formatın televizyon tarafından kullanılmaya başlamasından sonra sinemanın tercih ettiği yeni bir formattır ki daha sonra televizyon ve bilgisayar ekranları tarafından da tekrar kullanılmaya başlamıştır. O geniş perdeyi kullanmak için sinemanın ürettiği formatlardan bir tanesidir ve bu merkezi yerleşimin o açıdan doğru olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ortadaki konu ne kadar güçlü olursa olsun, yani işte gelinlik, çiçek, tek bir kişi güçlü olursa olsun, arka plandaki çiçeklerin biraz, yaprakların biraz fazla renkli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü eldeki çiçeklerin gücünü azaltıyor. Ve biraz da küçük kalan gelin fotoğrafın içerisinde güçlü bir öğe olarak patlamıyor. Sadece renkten dolayı öne çıkabiliyor. Daha yakın girilebilse ifadeyi, tavrı daha güçlü görebiliriz diye söyleyebilirim. Sağ olun Sibel Hanım, teşekkürler. Murat Bey'in bir başka fotoğrafı siyah beyaz olarak iyi. Yani gri, siyah beyaz bir şeyler görüyoruz ama kadraj biraz dikkatsiz oluşturulmuş gibi geliyor bana. Mesela kucakta bir tavuk falan var. Onun daha güçlü görüneceği bir mesafe olması lazım.
arkadaki pencerenin girmemesi lazım. Çünkü o pencerenin mevzuya kattığı bir şey yok. Ama biz tavuğu daha güçlü görsek, mesela biraz daha öne uzatmış olsa kadın, ya da biz biraz daha ona yaklaşabilsek ve arkayı da temiz tutabilsek, bu fotoğrafın gücü çok değişir. Burada fotoğrafçının mesafede ve konuyu aktarırken neyi başrole çıkaracağım konusundaki tercih hatası var diye düşünüyorum. Yoksa güçlü olabilecek mevzulardan biri kaçmış. Evet, Birol Bey'in fotoğrafına geldik. Şimdi bu fotoğrafı da özellikle yine üzerinde bir şey konuşabilmek için almıştım. Birol Bey'le de böyle bir karşılıklı yazışma şansımız oldu, konuşma şansımız oldu. Şimdi genelde böyle kadın portreleri falan deyince bir an şöyle bir duyguya kapıldım. Ya sadece işte objektifin karşısında durup bize bakan güzel kadınlar, yaşlı teyzeler falan mı göreceğiz acaba diye düşünüyordum ki Allah'tan çok yanılmışım o konuda. Çünkü birçok farklı tarzda, birçok farklı yaklaşımda fotoğrafla karşılaştık. O çok keyif vericiydi. Ama ben hikayenin en başına dönüp söylemek istiyorum. Bir portre fotoğrafı sadece bize kişiyi göstermez. Aynı zamanda o kişinin özelliklerini, yaşantısını, birçok şeyini de anlatır. Bu bütün fotoğrafların temel görevidir. Çektiği konuyu göstermek ve çektiği konuyu anlatmak. Dolayısıyla da bu fotoğraf bize bir kişiyi sadece göstermekle kalmaz. Yani işte çarşaf giyen birisi var diye bizi göstermez. Bu çarşafla beraber bize kişinin inancını, yaşantısını, birçok şeyini de anlatmaya başlar. O açıdan doğru örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da şöyle bir teknik noktayı da sizlerle paylaşmak isterim. Siyah bir şeyi çekmek biraz zordur. Niye zordur? Çünkü bütün ışığı emdiği için siyah, makinenin pozometresini yanıltır. Bu nedenle de siyah üzerindeki bu kırışıklıkları, detayları görememek gibi bir sonuçla da karşılaşabilirdik. Teknik olarak onun da çözüldüğünü söyleyebilirim. O açıdan burada sizlerle paylaşmak, konuşmak istediğim bir fotoğraftı bu da. Ufuk Keçe Foto Bursa, Ufuk Bey'in birkaç fotoğrafı var. Burada ışığın kullanımının çok güzel olduğunu düşünüyorum ama kadrajın aynı güçte olmadığını söyleyebilirim. Yani soldaki kız biraz daha aydınlansa bir kere daha iyi olacak ama hem üstte hem sağ tarafta oluşan boşluğun yine çok anlama katkısı yok. Daha yakın, daha dolu bir fotoğrafın bu kızların oluşturduğu ritmi daha güçlü vurgulayacağını söyleyebilirim. O açıdan biraz sorunlu. Burada ise hem elin duruşu, hem ışığın belli bir yere düşmesi, hem ifadenin temiz bir fotoğraf oluşturduğunu söyleyebilirim. Yine sağ alt köşede bir imza var. Yani bu imza konusunu biliyorsunuz, birçok şeyde değerlendirmede konuşuyoruz. Boşu boşuna ilginin ana konudan kaçıp orada da ne yazıyor, Ufuk Keçe yazıyormuş diye dağılmasına yol açıyor. Ben çok önermem açıkçası bu imza hikayesini, watermark gibi koymayı çok doğru bulmuyorum açıkçası. Yine Ufuk Bey'in bu yanılmıyorsam uzun pozlamayla elde ettiği bir sonuç. Dedim ya birkaç dostumuz böyle paylaşmıştı, o açıdan iyi örneklerden biri daha bu. O manada hem de siyah kıyafetin olmasının ilginin sadece ışık olan aydınlık yerlere toplanmasını sağlıyor ve orada da biz yukarıda yüzün hareketini daha doğru görebiliyoruz, daha iyi görebiliyoruz. O açıdan da iyi örneklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Burada da ışığın kullanımı özellikle sol taraf için güzel ama sağ tarafın daha karanlık olması lazım. Sanki sadece şöyle alın, burun ve dudağın, üst dudağın olduğu yerde bir parça ışık kalsa, elinde birazında ışık kalsa, geri kalan yer karanlık olsa, o zaman böyle ışıkla o kadını çizmiş gibi olacağız ve çok daha güçlü bir sonuç elde edeceğiz. Burada o biraz direkten dönmüş diye düşünüyorum ama tek bir ışık kaynağıyla iyi bir çalışma olduğunu söyleyebilirim.
Ha, Ejder Bey o eski etiketti. Dolayısıyla o etikete bakmadık tabii. Sadece kadın portreleri etiketine baktık. Tolga Bölükbaşıoğlu'nun 5 fotoğrafı vardı. 5'ini de buraya aldım. Çünkü aynı tekniği kullanarak, aynı tarzı kullanarak bir seri fotoğraf oluşturmuş. Biraz böyle dragan efekti de andıran bir havası var ama yine çok sınırlı bir ışıkla. Özellikle böyle yaşlı insanların portrelerinin çok güçlü gösterildiği fotoğraflar burada olduğu gibi. Bu mesela o beşlinin içinde ayrılan bir fotoğraf ve oldukça da zeki bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Diğerlerini bir göstereyim, buna geri geleyim. Bakın yine benzer bir şey. Yine benzer bir tarz. Yine benzer bir tarz. Yani bu fotoğraflarda hep böyle karanlığın içinde bir parça ışıkla aydınlanan ve işte biraz kıyafetinden, biraz ifadesinden güç alan fotoğraflar görüyoruz. Bu ise bizi çok kontra yakalayan işlerden bir tanesi. Yani kırık bir aynayı tutuyor el ve orada kişiyi görüyoruz. Bence çok zekice kurgulanmış ve çok iyi çözülmüş fotoğraflardan bir tanesi. Tolga Bey'i tebrik ediyorum. Gerçekten iyi çözülmüş. Evet Ufuk Bey, tahmin ettim o eski fotoğraflardan biri olabilir diye düşünüyorum. Bazen arkadaşların fotoğraflarında tahmin ediyoruz onu. Yani galiba bu eski bir fotoğraf çünkü hep konuştuk falan diye. Sıkıntı yok yani, ben yeni katılan arkadaşlar için de söylemiş olayım diye söyledim. Tolga Bey'in genel olarak işlerini beğendim. Burada da biraz daha koyulaştırılabilirmiş fotoğraf diye düşündüm ama o karanlığın içinde aydınlanan yüz mantığının ve doğru kişilerin seçilerek iyi işlediğini söyleyebilirim. Ayşegül'den yoldaşın fotoğrafında aslında niyetin doğru olduğunu, yani işte dökülen saçın falan bir hava katabileceğini düşünüyorum ama kadrajın daha yakın olması gerektiğini ve ışığın arkada değil kişinin yüzünde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunda öyle bir sıkıntı var diye düşündüğümü söylemeliyim. Ümit Evran'ın iki tane fotoğrafı var. Peş peşe gözüküyor. Yanılmıyorsam Vietnam'da falan çekilen, Vietnam Kamboçya turlarında çekilen fotoğraflar oluyor bunlar. Buradaki problemi tahmin edersiniz ki kadın olduğunu anlamamız lazım. O eksik bu fotoğrafta. Ya işte bu şapkayı bir tek kadınlar takıyor falan da, yani eğer öyle bir şeyse tabii bilmiyorum. Yine de bir yüzünü görsek birazcık en azından daha iyi olur. Ellerinden falan çok çözemiyoruz. Yoksa renk olarak, oluşturulan kompozisyon olarak gayet iyi fotoğraf. Ama bir kadın portresi mi sorusunun cevabı yok bence. Mesela bir sonraki fotoğrafında evet bu bir kadın falan. Bak şimdi burada daha rahatız. Buradaki derdimiz ne? Sağ taraftaki beyazlıkların dikkati çok kaçırması. Oysa ki bu mavi ağların içerisinde bitebilecek bir fotoğraf diye düşünüyorum. Bir önceki fotoğraftaki aksiyona benzer bir aksiyon olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadının o ağlarla bir şey yapıyor olması lazım. Bu bakışın bizi götürdüğü hikaye nedir? O yok. Yoksa renk konusunda, kompozisyon konusunda gayet iyi fotoğraflar olduğunu düşünüyorum. Ama anlatım ve duygu anlamında biraz daha şey olması lazım diye düşünüyorum. Fazla şey bekleriz diye düşünüyorum. Just alt çizgi OMW hesabından yanılmıyorsam iki fotoğraf buraya aldım. Buradaki ışık kullanımı hoş. Doğru, keyifli, kadraj hatalı. Ellerin fotoğrafın içinde bitmesi lazım. Bu kadar fotoğrafçının kontrolünde olan bir kadrajda yukarıda böyle bir boşluk varsa aşağıda kesemeyiz. O zaman makineyi biraz eğseydik diye isteriz. O ellerin fotoğrafın içinde bitmesi lazım. Bu yine çok keyifli çalışmalardan bir tanesi. Yanılmıyorsam yine uzun pozlamada bir hareket var. O sayede böyle görebiliyoruz. Portreyi, yüzü gördüğümüz görüntünün biraz daha belirgin olması lazım. Arkaya doğru giden görüntünün değil. Çünkü bizim hikayeyi hissetmemizi sağlayacak olan şey o bakış, o yüz. Biz daha aydınlık olan yere çok kolay kaçıyoruz. Dolayısıyla sanki
önde biraz daha uzun durup sonra hareketi yapması kişinin ya da arkada daha az durup öne gelip durması, hangi hareketi önce yaptıysa, yani önde biraz daha güçlü görüntü oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Fatoş Kalınkaya'nın yanılmıyorsam iki fotoğrafı olabilir, yanılıyorsam bir fotoğrafı vardır. Bu fotoğrafının sanki böyle bir yerlerde dolaşırken aradan görünen bir konuyu fotoğraflamak anlamında güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani teleyle bakış, sınırlı alan derinliği, kadının üstündeki ışık. Bunlar fotoğrafın güzel tarafları. Sol alt köşedeki beyaz ve sağ taraftaki sarı riskli. İlginin çok kolay kadından uzaklaşmasına yol açar. Fotoğrafçı onu şey yapamaz, yani göze alamaz. Ana konudan daha aydınlık, parlak bir konu ya da farklı bir renk kadrajda dikkati çok dağıtır. Bu o riski taşıyan fotoğraflardan biri. Bak, iki tane varmış demek ki. Bakın bu fotoğrafta öyle bir dert yok ki, sağ alt köşe gene riskli burada. Güzel karanlığın içinde kadını görüyoruz. Tekrar bir aydınlık alan açıldı mı hemen risk başlar. Bizim fotoğraf çekerken, vizörden ya da ekrandan bakarken en çok dikkat ettiğimiz şeyler bunlar işte. Yani biz mesela, ben bu fotoğrafı çekerken kadına bakmıyorum. Kadına bakıyorum, en son bakıyorum. Önce fotoğrafın kenar ve köşelerine bakıyorum. Dikkati kadından uzaklaştıracak bir şey var mı diye bakıyorum. Varsa kadrajı ona göre yeniliyorum. Yoksa izleyici zaten ha konu bu kadın der. Öbüründe de der. Ama fotoğrafçının görevi onu çok temiz bir şekilde yaklaştırıp anlatabilmek. Seval Danışman'ın birkaç fotoğrafı var. Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 fotoğrafı olabilir. Bu onlardan bir tanesi. Siyah beyaz olması dramatik yapı için kabul edilebilir bir tercih. Ancak yine aynı durum söz konusu bakın. Yani bu bakış bizi neye taşıyacak? Niye kıyafetin üstünde daha çok ışık, yüzde daha az ışık var? Niye o başörtüsünün ucu fotoğrafın dışına çıkıyor? Bu kadar yakın, bu kadar kontrollü bir kadraja da deriz. Yoksa başörtünün çıkması bir büyük problem, Allah'ım yandı ortalık falan değil durum. Ama fotoğrafçının kontrolünün bu kadar net olduğu bir görüntüde niye sorusunu sorarız. O açıdan söylüyorum. Burada da mesela bakın ışık şuralarda var, arka duvarda var. İfadeyi alacağımız yerde yok. Biraz önce Tolga Bey'di değil mi? Onun fotoğraflarda nasıldı? Çevre karanlık, yüz aydınlık. Bu fotoğrafın da öyle olması gerekiyor. O zaman etkisi daha çok artacak fotoğrafın. Bu mesela demin söylediğimin tam doğrusu işte. Bakın bu sefer yüzde ışık var, çevre karanlık, saçlardaki ışık giderek azalarak gözü aydınlık yere çekiyor. Doğrusu bu. Yani Seval Hanım'ın doğru, güçlü, etkili olanı yapabildiğini gösteren örnektir bu. Diğerinde anın, konunun getirdiği heyecanla dikkatten kaçmış olduğunu düşünüyorum. Bu daha kontrollü, daha hakim olunan, daha isteyerek, bilerek, şöyle bakar mısın denilerek çekilen bir fotoğraf havasına daha çok sahip. Bu da gayet güzel. Yine bir atmosfer olarak hoş. Ancak ben bu tarz neredeyse high key dediğimiz tekniğe yaklaşacak fotoğraflarda sahiden high key olsun isterim. Yani çevrenin daha beyaz olmasını, böyle şapkanın kenar çizgileri, işte dudakta rujun kaldığı falan, öyle bir tekniğin kullanılmasını daha çok tercih ediyorum. Bu biraz arada kalıyor. Green track bir fotoğraf olarak kalıyor. Bunu biraz daha beyazlatalım, çok daha güçlü bir fotoğraf olacak diye düşünüyorum. Ama Seval Hanım'ın dikkat ederseniz hemen hemen her teknikte, her konuda ürettiği örnekler var. O açıdan çok başarılı olduğunu söylemeliyim. Tebrik ederim. Evet, sevgili Ercan Faruk Tarhan'ın fotoğrafında yine dediğimiz o klasik bir portre fotoğrafı var. Yine klasik bir kadın fotoğrafı var. Arka taraf daha koyu, daha flu, önde aydınlık, bize bakan bir teyze. Şimdi bu kadar konuyu bizle baş başa bıraktığınızda çok güçlü bir şey olması lazım değil mi? Gözlerin çok acayip olması, ifadenin çok güçlü olması, yaptığı bir mimikle bizde bir duygu uyandırması falan lazım. Onun dışında teknik ve biçim olarak güçlü, anlatım olarak fena değil,
duygu olarak zayıf kalan bir görüntü olur. Yani bu bütün fotoğraflarımız için geçerli. Bizim kendi fotoğraflarımızda da aynı durum oluyor. Bakıyoruz lan tertemiz fotoğraf ama bir şey söylemiyor diyoruz. Dolayısıyla o duruma düşer fotoğraf diye söylüyorum. Öznur Deniz'in birkaç fotoğrafı var. Bu fotoğraf kullanılan siyah beyazın bu sert tekniği sebebiyle biraz zor fotoğraflardan bir tanesi. Yani çok kontrastlı bir şey kullanılmış. Ve sanki netlik böyle üstte başörtüsünde falan varken yüzde o kadar yokmuş gibi bir şey vermiş. Yüzün daha iyi aydınlanması ve daha net olmasıyla çok daha güçlü olacak bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Burada da bakın aynı benzer durum söz konusu. Sağ tarafta elin bittiği yerde yani başörtüsü indi bitti fotoğrafta bitti. Bir parmak görüyoruz. Altına indik mi fotoğraf bitti. Yukarıda niye kesiyoruz? Sağda niye kesiyoruz? Daha çok içeri alalım. Yüz niye bu kadar gri ve hiç ışık yok neredeyse? Yani bu kadar yakına girilen ve artık fotoğrafçının her şeye hakim olduğunu hissettiğimiz bir kadrajda sonucun çarpması lazım bize. Yani bakacağız ve diyeceğiz ki ben genelde söylüyorum çünkü keşke ben çekebilseydim bu fotoğrafı. Keşke ben de orada olsaydım falan. Yani en azından bizi öyle heyecanlandırmalı. Birçok atölyede, birçok gezide böyle arkadaşlarla şey yaptığımız zaman ya hocam nasıl olmuş falan diyor. Diyorum çok kıskandım ya. Keşke daha şey olsun. Ben de olsaydım. Ben de beraber çizildik. Niye haber vermedin falan. Yani en azından o duyguyu yaşatmalı. Zaten kişiden çarpılmalıyız. Zaten fotoğraf bizi etkilemeli. Ama biraz biz de fotoğrafçı olduğumuz için öyle bir şeyi de hissettirirse daha iyi. Bu fotoğraf mesela bize şey diyor, lan ben olsam şöyle yapardım. Bak şimdi ben olsam şöyle yapardım dersen bu fotoğrafı beğenmediğimi söylemiş olurum. Bunun için demiyorum, herhangi bir fotoğraf için diyorum. Bu daha çok ben olsam şöyle yapardım dedirten fotoğraf oluyor. Keşke ben de orada olsaydım dedirten olmuyor. Bu fotoğrafı kötü yapmaz, daha iyi olabilir anlamını çıkartır bundan. Bakın burada mesela çevre çok güzel. Kadın tamam. Ama ne bizi heyecanlandırır, ne bir hareket var, ne ışık var. Ya bu kadar iyi kadraj yaptığınız zaman, bu kadar yakına girebildiğinizde artık bir şeyin olmasını beklemeniz ya da bir şeyin olmasını sağlamanız lazım. Burada sanki şey duygusu çok var. Ya burada da bir fotoğrafçı var, kadın ona poz veriyor duygusu var. Oysa ki öyle olmaması lazım. Her çektiğimiz fotoğraf kurduğumuz bir gerçeklik dünyası. Ve fotoğrafçının dışında ve işin dışında ve anlamlı olmayan bir yer dışında bir bakış bizi hep başka bir fotoğrafçının bunun kurgu olduğu ve gerçek olmadığı duygusuna taşıyan bir şeydir. Bu fotoğraf biraz o duyguyu veriyor. Mine Güneş Şentürk'ün fotoğrafı da biraz önce mesela sevgili Ercan'ın fotoğrafına söylediğim ve birçok dostumuzun fotoğrafına söylediğim şey geçerli değil mi? Teknik olarak tamam, peki, kabul, kadın net, arkası flu. Ama ışık bir kere güçlü değil. İfade bize acayip şey. Mesela yüzü böyle çok güzel ışık alan tonton bir teyze bak ne kadar bizi böyle huzura, sakinliğe davet ediyor falan diyebilmemiz lazım. Ya bakıyoruz diyoruz ki ya teyzenin yüzünde ışık yok. Ben olsam kadını şöyle çevirirdim. Bak ben olsam kadını böyle çevirirdim. Demek ki bu fotoğrafta bir şey daha olması lazım cümlesidir aslında. Ama temiz fotoğraf dedik ya teknik biçim peki. Ama içerik anlatım o daha şey. Bakın bu fotoğraf mesela o anlamda daha şey değil mi? Buna baktığımız zaman deriz ki bak ne güzel ışık. Bak kadın da ifadesi şöyle durması falan. Bunların hepsi anlamı daha güçlü hale getiriyor. Burada şey diyemeyiz mesela ya ben olsam şöyle onu diyecek bir şey yok çünkü. Bayağı toparlanmış görüntü ama her şeyin toparlandığı her fotoğraf acayip midir? Değildir. O zaman da içerik devreye girer. O zaman duygu devreye girer. Bu her şeyin toparlandığı kadrajlardan bir tanesi diye Salih Zeynep Boylu Pese'nin fotoğrafı o açıdan burada paylaşmak istedim. Bülent Sezgin'in fotoğrafı da mesela sanki şu havayı verdi bana. Ya bende bir teleobjektif var. Dışarı çıktım. Böyle insanların ifadelerini yakalamaya çalışıyorum.
Bunu yakalamaya çalışırken de bazen işte ifadenin bir bölümü karanlık kalıyor. Bazen yüzü falan kesiyorum. Yani ben çok hakim değilim görüntülere. Anlık bir şeyler toplamaya çalışıyorum çevreden havası veriyor. Oysa ki bu fotoğrafa biraz daha hakim olsak, kadrajı biraz daha çevirsek, belki bir tık genişletsek, şöyle çeneyi falan, yüzü daha çok alsak, şu ağız bölgesinde ışığın olduğu bir anı kovalasak. Gözler karanlık, ağız gölge. Biz ifade için bakacağız bu fotoğrafa. Işık nerede? Kulakta, saçta ve şurada. O zaman olmuyor işte. Biz mesela kişiyi tanıyorsak, işte bilmem kim falan diye keyifle bakabiliriz fotoğrafa da. Sadece fotoğraf olarak bakıyorsak, o zaman bizi heyecanlandırmaz. Falan dedirtmez. Nimet Seferoğlu'nun iki fotoğrafı var yanılmıyorsam. Bakın bu fotoğraf tertemiz, eli yüzü düzgün, kadrajı toparlanmış, ışığı temiz, ifadeyi görebiliyoruz. Her şeyin oturduğu fotoğraf, işte bitmiş fotoğraf bu. Bu fotoğrafın daha güçlü olabilmesini sağlayacak şey ne? Bunun gibi portrelerden oluşan bir seri mesela. Ya da atıyorum bu kişinin ünlü biri olması, onunla yapılan bir röportajda söylediği bir cümleyle kullanılması. Her fotoğraf tek başına çarpıcı olmak durumunda değil çünkü. Ama bu doğru çözülmüş fotoğraflardan bir tanesi diyebilirim. Bu da öyle. Bunun tek derdinin daha yakın bir kadrajı hak ettiğini düşünüyor olmamdır. Yani sağdaki boşluğun falan çok şeyi yok. Madem böyle birisini durdurduk, fotoğrafını çekiyoruz, şu yelpazeyi biraz yükseltsin, biz de biraz daha yaklaşalım, iş biter. Hatta yüzüne doğru getirse, biz o kadar yaklaşsak bile iş biter. Bu gereğinden fazla geniş ve gereğinden fazla geniş olduğu zaman da neredeyse hatıra şeyine dönüyor. Ya benim lise sonunda bir kızım var, yıl sonu etkinliği yapıyorlar, orada da işte İspanyol dansçı rolündeydi. Gösteriden önce onun fotoğrafını çektiğime dönüyor iş. Onun dışına çıkarmamız lazım fotoğrafları. Kadrajımızla, kullandığımız objektifle, kullandığımız teknikle, ışıkla. Ama bir şekilde sıradan olan görüntüyü bile etkili fotoğraf yapmak bizim işimiz. Onu çözersek iş biter. Aslı Güney Çiçeğin bir fotoğrafı. Yanılmıyorsam yine uzun pozlamayla çekilen fotoğraflardan bir tanesi. Ben olsam böyle bir fotoğrafı çektikten sonra mutlak müdahale ederim. Yani şu görüntüyü daha belirgin olacak hale getiririm. Kontrastı bir düzeltirim. Birazcık aydınlığı arttırırım. Böylece üç yüzün de çok iyi algılanabilecek hale gelmesini sağlarım, birincisi. İkincisi, bu bir ben bu tekniği becerdim fotoğrafıysa tamam, kabul. Evet, uzun pozlamada farklı farklı şeyleri çektik. Güzel, burası tamam. Ama böyle bir durumda bu üç yüzün bir şey anlatabiliyor olması için her bir yüzde farklı bir ifade olması gerekmiyor mu? Üçünde de gözlerini kapatıp aynı şekilde duran insan bir şey söylemez ki bize. Mesela biri gülecek, biri ciddi bakacak, biri üzgün bakacak, biri kızgın bakacak, biri neşeli bakacak, biri yani 300 3 farklı şey söyleyecek. O zaman daha etkileyici fotoğraf olacak. Bu tekniği kullanma anlamında peki kabul edelim ama daha iyi olması gerekiyor diye söyleyebilirim. Gene seste bir şey mi var Şükrü Hanım da şimdi şey yapmış? Ya vallahi bendeki bütün göstergeler çok şey görünüyor. Tekrar mikrofonu böyle ağzıma kadar yaklaştırarak şey yapacağım. Yani bende bir ses göstergesi var, sürekli kırmızıya vuruyor. Yani en tepede gösterge. Bilgisayarın sesine bakıyorum, o da en tepede. Mikrofonun da en sonuna kadar açtım ki bir daha bakayım. Tahmin ediyorum yani biraz daha iyi olacaktır ama bırakmayacağım, o zaman hep böyle tutacağım. Var mı başka seste sorun yaşayan? Sağ olun Levent Bey.
Yani aslında bir şey dediğim gibi teknik yönden kabul edebiliriz ama bir şey söylemesi anlamında ifadelerin de değişmesini bekleriz. Yoksa teknik olarak yapmışsınız, fotoğrafta bir şey yok. İknur Turan Atlı'nın birkaç fotoğrafı var. Bu böyle bir model kullanılarak ve poz verdirilerek yapılan şeylerden, fotoğraflardan iki tanesini göreceğiz. Dolayısıyla da bu kadar fotoğrafçının yönlendirmesiyle olan işlerin bu fotoğrafta ve bir sonrakinde olduğu gibi temiz olmasını zaten bekliyoruz. Yani alan derinliğiyle, ışığıyla, verilen pozla bizi hep o kişide toplamasını bekliyoruz. İlk fotoğraf, yani bu fotoğraf ışık olarak ve kadraj olarak daha güçlü. İlginin karanlığın içindeki aydınlık kişiye ulaşması anlamında daha rahat. Burada hem sağ üst köşedeki beyaz çerçevenin kenarı hem de sol arka tarafın daha aydınlık olması ilginin çok rahat bölünmesine yol açıyor. Mesela bakın daha nasıl diyelim modelli değil de hayatın içinden bir fotoğraftaki ışığı da kompozisyonunda daha güçlü olarak görebiliyoruz. Bu çok güçlü işlerden bir tanesi diyebilirim. Şeyi takip ediyor musunuz bilmiyorum. Instagram hesabında her gün bir arkadaşımızı tanıyalım diye bir şey yapıyoruz. İknur Hanım'ın bu hafta orada yemek fotoğrafları vardı. Önümüzdeki haftanın paylaşımlarında seçtim ben. Fotoğrafları da hazırladım ama kim olduklarını söylemeyeceğim tabii ki. Şimdi söylersem heyecanı kalmaz. Ama her an size de çıkabilir diyeyim. Herkes için geçerli bu. Çok kısaca onunla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Hüseyin Avni Atagün'ün fotoğrafını konuşmadan önce. Şimdi ben yeterince uğraştığım iş yokmuş gibi öyle bir şey de yapayım dedim. Ve her gün bir arkadaşın işlerini sizlerle buluşturup, ya bakın böyle iş yapan ve takip edilmesi gereken arkadaşlar var diye kendimce de bir yorumla dostların fotoğraflarını paylaşıyorum. Bu fotoğrafları ve bu kişileri seçerken birkaç şeye dikkat ediyorum tabii ki. Öncelikli olarak dikkat ettiğim şey fotoğraflarında bir tavrın, bir tarzın oluşmuş olması. Yani şöyle bir şey olduğu zaman fotoğraflarınızda hemen onu yer vermek istemiyorum. Diyelim ki 100 tane fotoğrafınız var Instagram hesabınızda. 20 tane bina, 20 tane portre, 15 tane çiçek, 4 tane çocuk, 8 tane gece fotoğrafı falan. Yani bu böyle çok dağınık bir fotoğraf çalışma alanı. Hep gezi fotoğrafları çekiyorsanız ve gezilerden fotoğraflar paylaşıyorsanız evet o zaman ona göre bir yorumla şey yapabiliyorum ama bir tavrın bir tarzın olmasını tercih ediyorum. Çok fazla kişisel hayatından ve selfie fotoğraflarından oluşan portfolyolara da yer vermek istemiyorum. Daha çok sahiden fotoğrafçının işlerini görebildiğimiz hesapları paylaşmak istiyorum. Ama birkaç arkadaş sordu kim seçiyor, nasıl seçiyor falan diye. Ben seçiyorum ve bu söylediğim şeylere dikkat ederek seçiyorum. Öncelikli olarak biraz tanıdığım arkadaşlar, en azından kim olduklarını bildiğim arkadaşlara da yer vermek istedim ki yorum yazarken biraz elim rahatlasın, ona göre bir başlangıç olarak rahat gidelim diye öyle bir şey yaptım. Yavaş yavaş çemberi genişleteceğiz tabii ki ve mümkün mertebe herkese yer vereceğiz. Ama hani Instagram portfolyolarınızı oluştururken, hesaplarınızı oluştururken o fotoğrafik tarzınızı, tavrınızı da toparlamanızın önemli olduğunu bilin isterim. Onu da arada söylemiş olayım. Hüseyin Avni Atagün'ün bir fotoğrafına bakıyoruz. Sağ olun Nevra Hanım, teşekkürler. Hüseyin Bey'in bu fotoğrafında aslında bir geniş açı objektifin
kullanımına dair bir örnek görüyoruz. Yani ön tarafta bu terliklerin, ayakkabıların büyük, arkaya doğru görüntünün küçülmesi o geniş açı etkisi için iyi. Ancak siyah beyazdan kaynaklı olarak bütün öğeler aynı güce iniyor. Yani buradaki terlik ayakkabıyla teyze aynı tonlarda, arkadaki ağaç da aynı tonlarda. Oturduğu şey de neredeyse aynı tonda. Böyle olunca ilgi tek bir yere toplanamıyor. Ya da gözü bir yere yönlendiremiyoruz. Daha riskli olan ne? Sağda ve solda teyzeden daha açık gride olan başka şeyler de var. Dolayısıyla iyi olabilecek bir fotoğraf, bir teknik tercih, hatası demeyeyim, iyi uygulanmaması sonucu harcanmış oluyor. Diyoruz ya işte teknik, biçim, içerik, anlatım, duygu, fotoğrafı güçlü yapar. Tekniğin çok kararında ve doğru kullanılması gerekiyor ki niyetlendiğimiz sonuca ulaşabilelim. Kamer Yılmaz'ın bir fotoğrafına bakıyoruz şimdi de. Bu fotoğraftaki yerleşim çok hoşuma gittiği için burada yer vermek istedim. Çünkü bir köşeden diğer köşeye neredeyse giden bir diagonal çizgide altın kesim diyebileceğimiz yerde, doğru yerde bulunan bir kadın, o kadının fotoğrafın içine doğru hareketli olması sanki fotoğrafı toparlıyor. Biraz daha ışığın kadının yüzünde, önünde olması gerektiğini düşünüyorum. Üstünde kaldığı için ışık sırtını ve arkayı aydınlatmış oluyor. Fotoğrafın arkaya doğru, ufka doğru giden yeri çok aydınlık mesela. Oysa ki ışığın bu tarafta olması lazımmış ki biraz daha etkili, güçlü görebilelim. Evet Ahmet, ya işte mikrofonu böyle elde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi de Münevver Hanım da elde tutmayın diyor. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Yani şey yapacağım. Cenk Hoca'ya mikrofon kampanyası. Önce iyi bir model belirleyelim. Ondan sonra öyle bir şey yapalım da temiz bir mikrofon. Cem bizi şey yapsın, yönlendirsin de bir mikrofon alayım ben artık. Anladım derdin ne olduğunu. Bir mikrofon verdi bana da evde kaldı şimdi. Bu karda kışta da almak mümkün değil. Yoksa belki onunla çözülürdü. Evet, Zeynep Canbakan'ın fotoğrafına bakıyoruz. Aslında bir kurgu diyebileceğimiz bir görüntü, yanılmıyorsam bu. Çünkü birinin böyle geziyor olduğunu düşünmek zor. Ancak hem ışık olarak hem kadraj olarak çok hakkı verilmemiş bir görüntü. Yani diyelim ki bu başka birisine poz veriyor bile olsa, bu ışıkta iyi fotoğraf çıkma ihtimali çok az. Arka plandaki homojenliği görüyoruz. Fotoğrafın gücünü çok zayıflatır. Öndeki renkleri falan doğru alamıyoruz. Oradaki duvar kadını kapatıyor. Dolayısıyla etki çok azalıyor fotoğrafta. Daha güçlü olabileceğini düşündüğüm ama iyi kotarılamamış bir an olarak söyleyebilirim. Bilge Özdinç'in bu fotoğrafında da yine kadrajla alakalı ufak bir derdimiz var. Yani kadının duruş, kıyafet kabul. Ama mesela sol üst köşede gördüğümüz yazılar hemen dikkati dağıtır. Geçtiğimiz hafta yazılar, harfler üzerine konuşmuştuk. Harflerin, yazıların anlamı çok bütünleyebileceği ama aynı zamanda dikkati dağıtıcı öğe olabileceğinden de bahsetmiştik. Burada mesela dikkati dağıtan öğe olmuş. Eğer orası öyle olmasa, orada o yazı mazı vesaire olmasa, yani film karesi gibi olabilecek fotoğraflardan bir tanesi, hakkını kaybetmiş, direkten dönmüş. Zerrin Yat'ın bir fotoğrafı, böyle bir kadraja baktığımız zaman sağ arkanın ne işe yaradığını düşünmemiz gerekiyor. Hoparlör falan var, flu bırakılmış ama niye var? Niye bu kadın dışarı doğru bakarken arkası boş? Bunların hepsi fotoğrafçı tarafından çözülmesi gereken işler diye söyleyebilirim. Biraz şöyle uzak tutayım o zaman. Bakayım ışırtı yapıyorsa onu çözmeye çalışalım. Evet, Zerrin Yat'ın bu fotoğrafı mesela bir öncekine oranla daha doğal bir hal olarak kabul edilebilir. Ancak böyle olduğunda da yine biz boşlukları düşünürüz. Niye burası boş? Hani bu tarafa dönmüş, tamam bu tarafını kurtarıyoruz fotoğrafın ama sol tarafını kurtaramıyoruz gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Kişinin kadrajdaki yeri, baktığı yön
ve geride kalan alanların mutlaka fotoğrafın anlamını destekler, arttırır ya da o kişiyi öne çıkarır olması gerekiyor. Bu sol taraf niye var sorusunun cevabını bulamıyorsak kadrajda problem var demektir bizim için. Beray Aytekin bu fotoğrafında karanlığın içinde bulunan kadın tamam çok dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor. Ancak fotoğraf gri ve siyah olmuş. Tekniğin çok doğru kullanılamadığı bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani şu fotoğrafa hiçbir şey bilmeden bir oto kontrast verilse bazı gri alanlar beyazlaşacak ve fotoğraf olacak. Ancak bu haliyle çok gride kalan bir fotoğraf oluyor. Ve bu kadar grilik bize herhangi bir anlam söylemiyor. Örneğin, çok hüzünlü duran birisi olur da, depresyonda birisinin fotoğrafını çekeriz de, sert bir kontrast yerine yumuşak geçişli gri tonlu bir fotoğrafı kabul edebiliriz belki. Kişiye, konuya, duruşa, bakışa, ifadeye göre. Ama burada öyle bir durum da yok. Bu sanki daha iyi kontrastı hak eden görüntülerden biri. Onun eksik olduğunu düşünüyorum. Tamam, herhalde şeyi tutmayı başardım. Mikrofonu tutmayı başardım. Serpil Aybirdi'nin yanılmıyorsam birkaç fotoğrafı var. Bu yine karanlığın içinde kişiye bakmamız anlamında doğru. Ama hadi hep beraber cevabı arayalım. Kadın nereye bakıyor? Niye bakıyor? Ve bize bu bakış ne söylüyor? Bunların eksik olması dert getirir işte. Ne tutuyor elinde? Niye elinde tuttuğuna bakmıyor da başka bir yere bakıyor? Bak sorular çok artabiliyor ve bu sorular arttıkça fotoğrafın etkisi zayıflamaya başlıyor. Bakın burada güçlü fotoğraf olabilecek konu var. Niye? İşte sigara, duman, kadının başının üstünde bir sürü şey ama ışık arkada. Arkası daha aydınlık. Kadının yüzü gölge. Bunun hemen çözülebilmesi lazım. Yer değiştirerek, kadından rica ederek. Tamam bu bir belli seyyar satıcı. Bunun fotoğrafını çektin mi ya para ister ya. Ya al bir tane ne satıyorsa atkı mı bez mi neyse başörtü mü ondan bir tane al. Kadına de ki gel şurada dur ama de ve fotoğrafı çek. Zaten böyle kaçak göçek çekince sonuç alamıyorsun ya. O zaman hiç çekme. Mutlaka güçlü olması gerekiyor sonucun. Mustafa Küçüktepe'nin bu fotoğrafı da gri olmuş. İfade çok güçlü. Kadrajın doluluğunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. O yakınlığın, doluluğun doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ama griliğin ve yüzdeki ışığın az olmasının dert olduğunu düşünüyorum. Elde ve kolda olan ışığın aslında ifadede ve yüzde olmasıyla daha güçlü bir fotoğraf olacak bu. Mustafa Bey'in bir başka fotoğrafı da böyle bir fotoröportajın belgesel çalışmanın içinden çekilmiş bir kare gibi. Ya böyle mevsimlik işçiler ya pamuk toplayıcıları falan diye bir çalışmanın içinden gelmiş bir fotoğraf gibi. Dolayısıyla öyle bir seride daha anlamlı olur. Yoksa o pamuğu toplarken görmeyi tercih ederiz. Çünkü bu gördüğümüz kadrajın genişliğinde ifade bizi çarpmaz. Ya yüze yaklaşmamız lazım eğer mevzu ifade ise, yok yapılan işse o işin en doğru halini bekleriz. Yok en doğru hali değilse o zaman 2-3 fotoğraf olması lazım, bir seri fotoğrafa bakmamız lazım. Ama tek başına bizi ikna etmez fotoğraf. Şule'nin kadrajı Şule hesabından paylaşılan, yanılmıyorsam 2 fotoğraf aldım buraya. Yine yanılmıyorsam benzer bir ışık koşulunda çekilen fotoğraflar bunlar. Bu fotoğrafta netlik kolda ama yüzde netlik yok. Oysa ki böyle bir kadraj oluşturulduğunda bence sonucun alınması lazım artık. Doğru yere netlik yapılması lazım. Aynı zamanda dikkat ederseniz bize göre solda, kişiye göre sağ omuzuna düşen ışığın yüzüne doğru düşmesi lazım. Yüzdeki ışık çok kötü burada. Çok parçalı bir ışık var. Ve fotoğrafçının hiç kontrol etmediği duygusunu veriyor bize. Unutmayın hep aynı şeyi konuşuruz. İnsan gözü ve fotoğraf makinesi farklı görür. Yani biz bu kişiye çıplak gözle baktığımızda aydınlık ve gölge olan yerlerini doğru görürüz. Ama fotoğraf makinesi ışığı ve gölgeyi aynı şekilde aynı anda doğru gösteremez.
Zaten o ışığı doğru gören ve makinenin nasıl göreceğini çözen fotoğrafçıların işleri bir tık daha öne çıkabiliyor. Bakın ne demek istediğimi bu fotoğrafta daha iyi göreceğiz. Yine Şule Hanım'ın bir fotoğrafı, buradaki ışık daha doğru. Bir önceki fotoğrafa bakalım. Şimdi ışığın ne kadar sorunlu olduğunu fark etmiş oluyoruz, değil mi? Burada daha temiz bir aydınlatma olması bize bir öncekinin daha az kontrollü çözüldüğünü söyleyen şeydir bence. Bu fotoğraf bir öncekine oranla çok daha güçlü diyebilirim. Radius 1000 hesabından paylaşılan bu fotoğrafta yanılmıyorsam bir cam, onun üzerinde böyle ne diyelim, buhar, su damlaları, bir şeyler var. Onun arkasından bir kişiyi görüyoruz. Niyet olarak çok doğru. Yanılmıyorsam Emel Hanım da, onun da böyle benzer bir fotoğrafı vardı ama orada da söylemiştim. Bu öndeki bulanıklığın bize arkada başka bir şeyi örtme ve daha gizli gösterme hedefi olmalı. Burada arkadaki kişi bizi ne duruş olarak, ne bakış olarak, ne ifade bir şey olarak etkilemiyor ki onu böyle bir örtülü gösterişe girelim. Bir de kadrajda gene aynı sorun vardır. Çenenin altındaki boşluk, kafanın üstündeki boşluk denklemesi lazım. Yani daha kontrollü bir kadraj olması lazım. Kaba bir tabirle söyleyeceğim. Fotoğrafçı gelişine vuramaz bu durumlarda. Mutlaka onu durdurup, istop edip öyle vurması gerekir. Hani o zaman iyi sonuç alır. Bu gelişine vurulmuş gibi geliyor. Feyza Bayramoğlu'nun yanılmıyorsam iki fotoğrafı vardı. Bu fotoğraflarda kontrolün tamamen fotoğrafçıda olduğunu görebiliyoruz bu fotoğrafta. Şey havası çok güçlü değil mi fotoğrafta? Yani bu takıların fotoğrafı çekiliyor aslında. Kızın değil. Çünkü bütün hikaye sanki o takıyı gösterecek şekilde ayarlanmış gibi görünüyor. Böyle çoklu fotoğrafları çok şey yapmıyorum. Bu fotoğraf mesela başka bir çoklu paylaşımın ikinci fotoğrafıydı. Başka bir paylaşımın da ilk fotoğrafıydı ya da çok benzer bir kadraj. Stüdyo ortamında yine fotoğrafçının kontrolünde çekilen bir fotoğraf olması anlamında birçok şeyin doğru çözüldüğü bir fotoğraf diye düşünüyorum. Yani tekniğin, biçimin, içeriğin doğru çözüldüğünü düşünüyorum. Anlatım ve duygu tarafında ne söylüyor fotoğraf, onu düşünüyorum. Bize birini gösteriyor. Ama ne söylüyor? O sözün biraz eksik olduğunu hissettiğim fotoğraflardan bir tanesi. Ama teknik ve biçim olarak gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet, Sabri Alp'in, bizim sevgili Sabri'nin bir fotoğrafı. Arkada yanılmıyorsam duvarda böyle şişeler falan var ve oradaki ışık aydınlatmayla da iyi bir fon oluşturmuş. Önde de bir kişi var ama o kişi gene bize bir şey söylemiyor. Biraz arka taraf şey gibi olmuş. Bu Zoom derslerinde falan arkamıza fotoğraf koyuyoruz ya, bir virtual background yapıyoruz. Onun gibi olmuş arka taraf ama önüne çok alakalı değil. Ve öndeki kişinin söylediği bir şey yok. Bize anlattığı bir durum yok. Ayrıca çok da güçlü görmüyoruz o açıdan. Sıkıntılı diye düşünüyorum fotoğraf. Mesela bu fotoğraf o gözle baktığımızda çok daha güçlü bir görüntü. Yani hem duygulu bakışı görüyoruz, hem camdaki yansımayla çoğaltılan bir görüntünün etkisi daha çok artıyor. Ama siyah beyaz işçiliği olmamış, gri kalmış fotoğraf. Ki hani Sabri Murat Hoca'dan da siyah beyaz atölye almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Murat Hoca görmesin yani bunu. Daha iyi yapabilirsin diye düşünüyorum. Biraz daha işçiliğinin iyi olması gereken fotoğraflardan bir tanesi. İbrahim Kaya'nın bu fotoğrafı, yanılmıyorsam Fransız kültürde çekilmiş bir fotoğraftı. Bu konum olarak öyle görünüyordu. Hem duvardaki fotoğrafın hem onu izleyen kişinin o ikisi arasındaki iletişimin doğru gösterildiği fotoğraflardan biri. Işığın tabii ki duvardaki fotoğrafta olması diğer kişiyi çok gri alanda bırakıyor. O birazcık dert fotoğraf için. Sanki bu sağ alt köşenin de şöyle bir iki dokunuşla aydınlatılması daha güçlü bir sonuç almayı sağlayacaktı diye söyleyebilirim.
Osman Kubilay Kara'nın bir fotoğrafı. Sanki bu fotoğrafı ya da bir benzerini başka bir paylaşımda görmüştük. Biraz gri kalmış bir fotoğraf ve fazlaca izleyiciye pas atan bir fotoğraf. Yani şunu bekliyor fotoğraf. Şu yana dayanan şeyi gördüğümüz zaman bunun bir enstrüman olduğunu bileceğiz. Ama hangi enstrüman olduğunu nasıl çözeceğiz? Bak bu bir müzisyen falan diye. Yani izleyici bunları hep kurgulasın istiyor fotoğraf. Eğer o olmasın, sadece yüzü görelim, çok temiz fotoğraf. Biraz gri olmakla beraber. Ama o girdiği zaman işi bozuyor. Çünkü yine bize söylediği bir şey yok. Sözü bozan bir öğe olarak söyleyebilirim. Meral Pullu'nun fotoğrafında da yine ışık konusunda problem olduğunu düşünüyorum. Mutlaka yüzün daha aydınlık, daha güçlü bir ışıkla aydınlanması gerektiğini düşünüyorum. İfadeyi alacağımız yer gölgede kalırsa olmaz fotoğraf. Bu yine çıplak gözle baktığımızda güzel gördüğümüz ama makinenin ışığı farklı algılamasına bir örnek. Daha makine gibi düşünmekte fayda var. Evet, Nevra Hanım'ın galiba bir fotoğrafını aldım buraya. Instagram hesabında da hemen hemen bütün fotoğraflarda böyle imzanın olması hep söylerim ya, imza bence doğru bir tercih değil. Biz kişiden çok oradaki yazan yazıya bakmaya çalışıyoruz. O riskli bir davranış. Oysa ki Instagram hesabınızda kullandığınız paspartu tekniğiyle zaten bir bütünlük oluşturuyorsunuz. Atmayın imzaya, yani çok şart değil diye düşünüyorum. Burada da arka planın tek renk olması ve o tek renge kontrast oluşturan farklı renkte kıyafetli birinin öne çıkması fotoğrafın doğrusu. Ama yine kadının yüzündeki ışık iyi değil. En az ışıklı yer kadının yüzü. Bu o koşuldan dolayı olabilir ama artık dijital fotoğrafta buna müdahale etmek kolay. Yani o kadının yüzünü daha aydınlık hale getirebiliriz ve fotoğrafın içinde asıl patlayan yer mavilik değil, kadının yüzü olabilir diye düşünüyorum. Necla Karaca'nın bir fotoğrafı. Bu fotoğrafta ışığın İyi kullanımlarından birini görebiliyoruz. Ters ışık koşulunun oluşturduğu sadece kontur hatlarından, leke değerlerinden kişiyi görme, gösterme şansı olduğu bir şey. Burada çayın çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. İçinden ışık geçtiği için çay olduğunu anlayabiliyoruz. Tamamen siyah, mesela fincanla bir şey içiyor olsa ve biz bir siyah leke olarak görsek bu kadar güçlü olmayacak fotoğraf. O anlamda doğru tercihlerin yapıldığı bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Necla Hanım'ın bu fotoğrafında da yine ışığın çok sert olduğunu ve asıl bizi ifadeyle çarpacak olan şeyin, yani bakışların gölgede kaldığını görüyoruz. Yanılmıyorsam şöyle tepeden gelen bir ışık var. Dolayısıyla hem başın şu tarafı hem de ön taraf aydınlanıyor. Oysa ki omuzun ve yüzün olduğu yer gölgede kalıyor. Bu fotoğrafın gücünü etkiler. O gözlerin aydınlanması lazım. Bakın burada mesela yine Necla Hanım'ın bir fotoğrafı. Işık çok temiz burada. Şimdi her taraf karanlık. Işık sadece ifadeye düşüyor. Profil bir duruş var. Her şeyi daha doğru görüyoruz. Diğer fotoğraf öyle değil. Orada gölgeler falan bizi çok engelliyor. Deniz Coşkun'un birkaç fotoğrafı var. Deniz Coşkun'un bu böyle paspartulu paylaşımları ilginin ortadaki küçük kareye toplanması için güzel bir şey. Ben bir bütünlük oluşturması anlamında da seviyorum. Deniz Coşkun'un daha önceki işlerinden de bildiğimiz üzere güzel bir tarzı da var fotoğrafa yaklaşım olarak. Mesela bu fotoğrafa yaklaşımı çok böyle, nasıl diyeyim, sahiden bir belgesel fotoğraf tarzı. Biraz içeriği görmemiz, kapının önündeki kişinin anlık bir hali o açıdan iyi. Ama sanki biraz daha yakın olması, tek fotoğraf olarak değerlendirdiğimiz için söylüyorum. Kişinin bize biraz daha yakın olması daha güçlü olmasını sağlar. Belki şöyle kapının duvarın önüne doğru gelip yaklaşması. Fotoğrafçı burada yaklaşırsa kapıyı falan keser, o zaman olmaz da
kişinin bize yaklaşıp şöyle bize doğru bir adım, sonra da bu tarafa doğru, yani duvara doğru bir adım daha atması bu fotoğrafın gücünü çok arttırır. Bakın buradaki yaklaşım da güzel ama işte hemen şeye bakmak lazım. Kemanın nereden keseceğim? Oradaki tutan el girecek mi, girmeyecek mi? Diğer el ne kadar girecek? Yay ne kadar girecek? Bunların hepsi önemli kararlar. Ufacık bir kaçma mesela. El dışarı bastı mı notayı bitti. Olmaz. Mutlak içeride bitmesi lazım. Bu hoşuma giden işlerden biri oldu. Hem böyle aksiyonu hissettirmesi, hem ifadeyi göstermesi anlamında. Bir de bu paspartuyla beraber de temiz toparlandığını düşündüğüm işlerden biri oldu. O açıdan bence bu seri içerisindeki en güçlü fotoğraftır diyebilirim. Bu da mesela yine o ilk fotoğrafın benzeri bir konunun devamı. Kapıda karşıladık, içeri kadar giriyoruz fotoğrafı olmuş ama çok gri olmuş. Daha iyi bir teknikle çözülmesi gereken bir fotoğraf diye düşünüyorum. O açıdan tam oturmamış. Tahir Ünsal'ın bu fotoğrafı da yine teknik kullanım anlamında, yani hem objektif hem alan derinliği hem ışık kullanımı anlamında güzel. Ama aynı şeyleri sorarım. Yani yukarıyı böyle boş bırakıyorsak bu başörtüsünü niye kesiyoruz? Onu niye almadık? Dolayısıyla bu kadın sadece başörtüsü ve bakışıyla bitebilecek bir fotoğraf. Ama biz o öğelerden birini kesersek olmuyor işte. O zaman sağa sola gerek yok ki, dikey kadraj da çözer ya da makineyi biraz aşağıya doğru eğmek de çözer. Küçük bir kadraj problemi olduğunu düşünüyorum. Zira ışık kadının arkasından konturlarını aydınlatacak bir açıdan herhalde böyle bir 45 derece açıyla geliyor ki, ya da tepeden şöyle arkaya doğru geliyor, kontur hatları aydınlanıyor, yüzü gölgede kalıyor. Dolayısıyla da o ifadeyi güçlendirecek aydınlatma olmuyor fotoğrafta. O zaman öğeleri tam görmemiz gerekiyor. O olmazsa diğeri de zayıf kalıyor çünkü. Sıtkı Aksoy'un bu fotoğrafında ışığın saça, alnına düşmesi ama gözlerin karanlıkta kalması dert. Bakın kıyafet ışıklı, maskenin bir bölümü ışıklı, alın ve saç ışıklı, ifade gölge. Olmuyor ki o zaman. Biz bütün hikayeyi insan ve portre fotoğraflarında duyguyu gözlerden alıyoruz. Orası gölgede kalırsa etki çok zayıflar. Bakın burada mesela daha doğru, daha güçlü bir kullanımı var. Niye? Çünkü burada yüz, ifade, aydınlık. Burada sol arkanın özellikle dağınık olması bir dert. Daha yakın bir kadraj tercih edilebilir diye düşündüğüm bir fotoğraf oldu. Enis Öncüoğlu'nun, sevgili Enis abinin birkaç fotoğrafı var. Hem ışığın hem kadrajın bayağı toparlandığı ve dikkat edildiği fotoğraflar bunlar. Burada mesela alan derinliğinin güçlü kullanımı, işte ellerin kolların fotoğrafın içinde doğru yerlerden geçip bitiyor olması bence iyi örnek. Bu da hakeza öyle. Yine kontrollü kadrajlardan bir tanesi. Yine böyle herhalde bir stüdyo ortamında ya da kontrollü bir çekimde işte naylonlar falan geçirilmiş. O aradan bakan bir balerin var. Dolayısıyla doğru dinamiklerin çözüldüğü bir şey. Yani ellerin, kolların, ayakların, bacakların duruşu hikayeyi hep yukarıya taşımayı sağlıyor diye düşünüyorum. Burada yine kontrollü bir çekim var. Işığın yüze gelmesi, dumanın olması fotoğrafın doğrular. Ama boydan boya sarı bir kıyafetin aydınlanması bir risk. Ancak bu bir moda çekimi olursa o zaman mümkün, ki o zaman da sigara olmazdı. Kıyafet çok aydınlık kalmış. Oranın da kontrol edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ise bence bu seriler içerisindeki en güçlü fotoğraflardan bir tanesi. Çünkü hem karanlık alanların iyi kullanımı var, hem aydınlık alanların. Mesela koldaki dövmenin falan aydınlanmış olması, özellikle kolunu şöyle tut dendiğini bize söyler. Ve bakışın, ifadenin de gücü bence hikayeyi bayağı toparlayan örneklerden biri olmuş diyebilirim. Serpil Dinsel'in fotoğrafında yine dikkat ederseniz ışık soldan geliyor ama sağ taraf yine gölge. Yani bunun
mutlaka yüzün çok doğru aydınlandığı açıdan çekilmesi lazım. Yoksa etki çok zayıflar fotoğraflarda. Tek sebebi var, makinenin bu ışığı nasıl algılayacağı üzerine kafa yorulmamış olması. O konuda çok netimdir. Yani fotoğrafçının ışığı iyi görmesi gerektiğine çok inanıyorum. Bakın bu mesela iyi örneklerden biri Müslüm Mutlu'nun fotoğrafı. Tek derdi ne? Hepimiz aynı şeyi söyleriz değil mi? Sağ köşenin de aydınlık olması. Yani sol taraftaki karanlık ne güzel. Aydınlık yüz onun içinde öne çıkıyor. Sağ üst köşede aydınlandığında fotoğrafın etkisi zayıflıyor. Oysa ki bu fotoğrafta orası çok kolay koyulaştırılır. Ve iş çözülür. Müslüm Bey'in son 4-5 haftadır çok sıkı fotoğraflarını görüyoruz. Bu onlardan biri. Elinize sağlık. Ama biraz daha ışığı toparlamak kaydıyla. Bu da güzel mesela. Bu da çok temiz görüntülerden biri. Bizi fotoğrafın içinde dolaştıran işlerden biri. Yukarıdan kurtulabiliriz. Yani o yukarıdaki saç tavan var, çatı var herhalde. Oradaki ışık ilgiyi bozuyor mesela, hemen dağıtıyor. Oysa ki bizim kadın ve onun aynadaki yansıması arasında gidip gelebilmemiz lazım. Yatay kadraj bu fotoğrafı çözermiş. Kareye hiç gerek yokmuş mesela. Gülay Öden Coşkun'un bir fotoğrafı. Bu fotoğrafın atmosferini, havasını ben beğendim. Yani bir camın içerisinde birisi var ama camın üzerindeki bir yansıma ile beraber oradan görüntü çekiliyor. İfade falan güçlü. Sağ üst köşedeki gökyüzü yansımasının yani anlama katkısı var mı yok mu çok emin olamadım. Sanki olmasa o sadece koyulukla olsa biz kişiye daha çok bakabiliriz diye düşündüğüm bir fotoğraf oldu. Neriyan Nur Günlür hesabından paylaşılan bu fotoğrafta da yine kontrollü ışığın ve mekanın fotoğrafçı tarafından, modelin fotoğrafçı tarafından kontrol edildiği bir örneği görüyoruz. Şey noktasında takılıyorum biraz. Yani burada bir hareket var mı, yok mu? Çünkü hareketi daha çok hissedebileceğimiz bir an tercih edilebilir. O zaman bu ışığın çok parçalı halini ve fotoğrafın neredeyse alından kesilmiş olmasını daha çok kabul edebiliriz. Eğer sadece duruş varsa o zaman kadrajın daha kontrollü olması gerektiğini düşünürüz. Hareket hissinin çok doğru olmaması kadrajdaki hataları daha çok hissettiriyor. Sadece duran biri olarak gördüğümüz için. Oysa ki biraz daha bir anla, ifadeyle ya da bir teknikle hareketi daha fazla hissedebilsek o zaman iş daha rahat olur diye düşündüğüm bir fotoğraf oldu. Lütfiye Ban'ın bir fotoğrafında arka tarafın çok aydınlık olması ilginin o tarafa doğru çok kaçmasına yol açıyor. Oysa ki üst taraftaki koyu yaprakların olduğu alan şemsiyeyi çok güzel öne çıkarıyor. Kişinin de öne çıkmasını tercih ederdik. Biraz arkanın aydınlık olması dert olmuş diye düşünüyorum. Sinan Bey, şöyle söyleyeyim. Normalde bu değerlendirmede bu tarz sorularla çok şey yapmak istemiyorum ama fotoğrafların zamanını çalmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. M10 Mark III 14-42 giriş seviyesi kit lenstir. 40-150R de kit lenstir. Dolayısıyla bu lenslerden çok acayip bir sonuç beklememeniz gerekir. Nasıl ki Canon Nikon'un 18-55'lerinden ya da 70-300 4-5-6 diyafram lenslerinden acayip sonuç beklemiyorsak. Dolayısıyla ben ortalama bir bilgiye sahibim diyorsunuz ya, önce o bilgiyi iyi bir seviyeye çıkarmayı, ondan sonra da çekim yaptığınız konu ve koşullara göre bir lens almanızı tercih ederim. Bunun anlamı da şuna getirir bizi, çektiğiniz konulara bağlı olarak ve bilginize bağlı olarak hangi markayı kullanıyor olursak olalım, daha üst model makinelere ve daha pro lenslere götürür. Bu da bütçeyi birkaç katına çıkarır. Yani şöyle bir şey yoktur, 40-150 R serisi lens atıyorum 1000-1500 liradır ama ben bundan mutlu değilim.
Peki o zaman 9.000 lira vermeniz lazım ama ben 2.500 lira vermek istiyorumla çözemiyoruz maalesef. Dolayısıyla bilgi, konu ve koşula bağlı olarak biraz da bütçe ekleyip daha iyi bir tercihe çıkmak mümkün. 14.42 yerine 12.45'i öneririm. Zoom TV'de de videosunu da hazırladık ya, ama o da 5-6 bin lira yanılmıyorsam. Yani bütçeyi hep böyle yukarı çıkarmayı düşünerek çözülmesi gereken şeydir. Aklınızda olsun diye şöyle 2 dakikada bir şeyler söylemeye çalıştım. Lütfi Hanım'ın bu fotoğrafının hem ışık hem kadraj olarak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir önceki fotoğrafta gördüğümüz aydınlık alanlar yok. Işığın düştüğü yerler ilgiyi toplayabilecek konular. Hem de ışığın yine düştüğü yerler, ilginin oluştuğu yerlerde birbiriyle bağlı iki konu görüyoruz. Yani kitap ve onu okuyan biri olarak görüyoruz. O açıdan doğru bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Süper. Turgut da bu işi çözer yani. Yardımcı olur. Evet, Muhsin Akar'ın bu fotoğrafında sanki gözün çok net olmadığını görüyorum. Öyle bir şey var. Yani şapkada bir netlik var, ağız bölümünde netlik var. Ama gözün olduğu yerde ya gözün bir hareketinden dolayı ya da alan derinliğinden dolayı bir sorun olduğunu düşünüyorum, birincisi. İkincisi, bu tarz fotoğraflarda karanlık alanların daha güçlü olması gerektiğini, böylece ilginin aydınlık yere daha rahat toplanabileceğini söyleyebilirim. Bize göre sağda, normalde solda olan omuzun görünmemesi, sol tarafta köşede ve arkadaki aydınlık alanların görünmemesinin daha doğru tercih olduğunu söyleyebilirim. Hatta şapkanın üstünün sağ üst köşenin de daha koyu olmasının ilginin çok rahat yüze ve göze toplanabileceğini söyleyebilirim. Sunumda ilerleyemedim de onun için bir saniye durdum. Osman Cem Gençtürk'ün birkaç fotoğrafı var. Yine bir sahne fotoğrafı. Burada sahnede ışığın kişiyi doğru aydınlatacak şekilde seçilmiş olması zaten fotoğrafçının işini kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Doğru anda deklanşöre basmak fotoğrafı güçlendiren şey. Bu ise teknik olarak ve biçim olarak fotoğrafçının daha çok hakim olduğu ve dolayısıyla sonucun da daha güçlü olduğu örneklerden bir tanesi. Sadece bir kontür ışığıyla kişiyi görebilmemiz bence iyi işlerden biri. Bakın, her yerin aydınlık olması fotoğrafı daha güçlü yapmıyor. Yine Osman Cem Gençtürk'ün bir fotoğrafı. Her yer aydınlık olduğunda kişinin çok güçlü bir ifadesi, çok güçlü fiziki bir özelliği olması gerekiyor. Bakın, bir önceki fotoğraf fotoğrafik değer olarak, güç olarak daha öndedir. Oysa ki çok az ışık vardır, bir parça ışık vardır. Burada daha çok ışık olduğu halde aynı güçte değildir fotoğraf. Burada da mesela bakın, arka taraflar, sol taraf daha aydınlık. Yüzde ifadeyi göreceğimiz yerin daha iyi ışık, daha iyi aydınlatma hak ettiğini söyleyebilirim. DC Objektif Duygu Ç hesabından paylaşılan bir fotoğraf. Hem çok gri hem de vesikalı çeyrek var. Yani eğer bu böyle 30 tane böyle portrenin olduğu bir iş olsa belki kabul edilir ama tek fotoğraf çok vesikalığa yakın olmuş, duruş falan. Melih Aladağ'ın bu çalışmasında bir şey de var herhalde, bir teknik de var. Çok anlayamadım o tekniği. Bir resmin üzerinden çekilen bir şey mi yoksa başka bir mozaikle, mozaik çalışmayla deforme edilen bir görüntüye mi bakıyoruz, onu çok anlayamadım. Ama yatay kadrajın çok doğru olmadığını düşündüğüm bir fotoğraf. Dikeyle sadece yüzün bir tarafını alsak bence çok daha güçlü olabilecek işlerden biri. Behar Doğan'ın bu fotoğrafında ışığın kullanımının ya da daha sonradan çevrenin karartılmasının doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Işığın düştüğü yerlerin daha iyi aydınlatılması gerektiğine inanıyorum. Bir de İmzayı biliyorsunuz.
Onu bir daha söylemiyorum. Bu hakim hesabından paylaşılan bu fotoğrafta arka tarafın fluluğu güzel. Ama bakın sağ tarafı boş bırakırken solda el kol kesilince hemen rahatsız oluyoruz. Yani fotoğrafçının orayı hemen görmesi lazım ve kadrajı bütün olarak tamamlaması lazım. Şehnaz Akasaral'ın fotoğrafında ışık kullanımı ve oluşturulan kompozisyonun iyi olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha ışık çizgilerini, gölgeleri daha fazla görüp daha güçlü bir etki alacağı hale getirmemiz gerekir. Bu çok içine girmişiz durumu. Dolayısıyla da bu doğru koşulu yeterince değerlendiremediğimiz sonucu çıkıyor. Ali Balıkçıoğlu'nun fotoğrafında aslında kadrajı çok doğru ve güçlü buluyorum ama aydınlatmanın, ışığın ve tekniğin doğru kullanılmadığını söylemeliyim. Yani yine gri bir fotoğrafa bakıyoruz. Gözünün akı dediğimiz yer bile beyaz değil. Dolayısıyla da etki zayıflıyor. Daha iyi bir teknik, daha iyi bir ışık şart. Ali Bey'in bu fotoğrafını yanılmıyorsam daha önce bir şeyde gördük biz. Bir değerlendirmede ama ışık kullanımının falan biraz daha iyi olduğunu söyleyebileceğimiz bir fotoğraftır. Onun için burada yer vermek istedim. Bakın bir öncekindeki sert aydınlatma ve çok bizi bir yere yönlendirmeyen aydınlatma yerine bu fotoğrafta bizi yüze doğru yönelten bir ışık ve gölge, aydınlık ve karanlık durumu var. Yani bunun ışığı iyi değil dediğimde neyi söylediğimi ifade edecek bir iştir. Derya Yazar'ın bir fotoğrafı, güzel bir an fotoğrafı olmuş. O açıdan keyifli. Duruşu falan da göstermek için yine bu kadrajı da kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Hakan Tunay'ın bu fotoğrafını da daha önce görmüş olabiliriz bir değerlendirmede. Ama karanlığın içinde ışığa bakıyor olmamızın iyi örneklerinden biri olarak söyleyebilirim. Yine kadrajın daha dengeli kurulması gerekiyor. O şapkanın fotoğrafın içinde bitmesi lazım. Çünkü önde boşluk var, yerimiz var. Onu kullanabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dilek Kalyancıoğlu'nun eski birkaç fotoğrafı vardı. Bir siyah beyaz bir dikey kadın portresi var. Çok güçlü ama daha önce gördük o fotoğrafı. Onun için burada yer vermedim. Bu güzel bir an fotoğrafı olmuş. Yine fotoğrafçının makineyi biraz eğmesi lazım. Ayakları fotoğrafın içine dahil etmesi lazım. Yukarıda boşluk olduğu için. Ayağı kesmek yanlıştır diye değil. Yukarıda boşluğumuz var. Fotoğrafı dengeye getirebiliriz diye söylüyorum bunu. Bu fotoğrafı ya da bu teyzeyi yine Dilek Kalyancıoğlu'nun bir fotoğrafı daha önce görmüştük. Ama yine de sınırlı alan derinliği kullanımıyla ifadeye gözü yönlendirmek için güçlü örneklerden biri. O nedenle burada yer vermek istedim. Ebru Glass Photographer hesabından paylaşılan bir fotoğraf. Öndeki kişi güçlü. Ancak arka taraf çok ilgiyi dağıtıcı renklere sahip. Bence bir tek bu kişiye girerek fotoğrafı çözmek lazımmış. O şans kaçırılmış diye düşünüyorum. Gani Terkanlıoğlu'nun fotoğrafı mutlaka bir Photoshop işçiliği gerekiyor. Yani bu gördüğümüz o su damlalı ve cam arkasındaki kişi fotoğraflar arasında bence kadrajı en güçlü olanlardan biri. Ama ışığı ve işçiliği en zayıf olanlardan biri. Mesela buna bir otokontrast verilse hem su damlaları hem kişi patlayacak ve iş bitecek. Çok direkten dönmüş işlerden biri. Tunç Cansu'nun fotoğrafı keyifli bir fotoğraf. Gönül isterdi ki şu resmi yapan kişiyi de biraz daha görebilelim. Çok saklanmış, çok işi belli olmuyor. Bir tık açıyı değiştirmek iyi oldu. Çünkü biz duvardaki resmin fotoğrafını çekmiyoruz. O değil konu. Onu yapan insan konu. Onu güçlü görmemiz lazım. Tanınmamış kişi hesabından paylaşılan fotoğraf çok keyifli bir şey olmuş ama çok tonları falan doğru değil fotoğrafın. Yani biraz maviye kaçmış. İyi bir siyah beyaz çalışma değil. Dolayısıyla daha temiz bir işçilikle daha güçlü olabileceğini düşündüğüm fotoğraflardan biri bu. Seray Akın bu fotoğrafı güzel bir çalışma, sanki bir seri çalışma içerisinden bir fotoğraf ama şeyi çok güçlü değil. Görüntü bizi çok çarpacak güçte değil. Daha yanındakilerle güçlenecek fotoğraflardan biri bu. O açıdan dedirtti, dedirtmedi yani öyle bir farkı var.
Bu ışık olarak da kadraj olarak da temiz fotoğraflardan bir tanesi, onu söyleyebilirim. Halil İbrahim Kaya'nın bu fotoğrafı çok keyifli fotoğraflardan biri. Daha önce Olympus'ta da paylaşmıştım bu fotoğrafı. Bir atölyeden sonra bayağı bir motive oldum. Hemen bu fotoğrafı çektim diye paylaşmıştı Halil İbrahim Bey. Olympus Yollarda hesabında paylaşmıştım. Sahiden sahip olunan ortam ve imkanlarla üretilen iyi işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Biraz daha çay bardağını görsek ışıkta daha da iyi olacağını söyleyebilirim fotoğrafın. Ağustos ayında kadın portre etiketiyle yaptığımız zaman bu paylaşım değerlendirmesini İlbey Kurtuluş Kargan'ın fotoğrafı birinci olmuştu. Böyle zıplayan bir kız fotoğrafı vardı. Bu da yine iyi fotoğraflardan, güçlü fotoğraflardan biri. Yine bir tanıtım fotoğrafı havasında bir fotoğraf. Dolayısıyla da kadrajın daha dengeli olması gerektiğini düşündüğüm işlerden bir tanesi diyebilirim. Tümer Pehlivan'ın fotoğrafı hayatın içerisinde bir an olması anlamında iyi bir örnek, keyifli bir örnek. İşte biz başörtüsüyle falan orada bir kadın olduğunu anlıyoruz. Telefonla konuşuyor, arkada da şehir falan güzel. Hayatın içerisinden bir an olarak iyi. Bir kadın portresi mi? Çok değil gibi. Diyerek bayağı böyle birçok fotoğrafı, 120'den fazla fotoğrafı ve onların değerlendirmesini konuşmuş olduk. Hemen şöyle hızlıca hatırlatmalarımı yapayım. Ondan sonra da haftanın öne çıkan işlerini ve önümüzdeki haftanın konusunu konuşalım hızlıca. Evet, Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği seminer ve atölye programları, online seminer ve atölye programları devam ediyor. Temel fotoğraf 15 Şubat, Lightroom'la fotoğraf işleme 18 Şubat, görme gösterme sanatı fotoğrafçı olmak 19 Şubat ve fotoğrafın görsel öğeleri 25 Şubat'ta başlıyor. Fototrek.com web sitesinden detaylarını görebilirsiniz. Web sitemizde yaklaşık 12-13 tane farklı online seminer atölye programı var. Oradan takip edebilirsiniz. Videogren.com'da portfolyo sayfalarında çalışmalarınızı paylaşabiliyoruz. Koşulları biliyorsunuz. 12 ila 20 adet arası fotoğrafınızı uzun kenarı 1500 piksel olacak şekilde küçültüp 100 kelimeyi geçmeyen özgeçmiş, 200 kelimeyi geçmeyen çalışmanızı anlatan bir metin ve mümkünse yatay bir otoportrenizle info@videogren.com adresine WeTransfer'le gönderirseniz hem web sitemizde hem sosyal medya hesaplarımızda paylaşabiliriz. Telegram'da linkini gördüğünüz Videogren kanalımızda her gün bir fotoğraf ipucu paylaşıyoruz. Videogren'i Telegram'da da takip etmenizi rica ederiz. Ama Instagram, Twitter ve Facebook'taki hesap ve sayfalarımızı da takip etmeniz, bizim paylaşımlarımızdan uygun gördüklerinizi paylaşmanız ve bize böyle destek olmanız çok önemli. Ne kadar kalabalığız o kadar daha iyi. Onun için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı, eşe dosta arkadaşa da kanalımıza haber vermeyi unutmamanızı rica ediyoruz. Diyerek geldik haftanın öne çıkan fotoğraflarına. Zaten tahmin ediyorum böyle değerlendirmeleri yaparken fotoğraflar hakkında bir şeyler söylediğimde bu fotoğrafı şu fotoğrafı falan seçecek diye ipuçlarını vermiş oluyorum. Şöyle hemen haftanın öne çıkan dostlarını bir görelim. Ali Irgat'ın bu fotoğrafının hem ışık hem yaklaşım hem netlik olarak ifadeyi göstermesi anlamında iyi örneklerden biri olduğunu ve haftanın öne çıkan fotoğraflarından biri olduğunu söylüyorum. Ali Bey'i tebrik ediyorum. Deniz Coşkun'un bu fotoğrafındaki aksiyonu ve o anın yakalanmış olmasını çok doğru, başarılı buluyorum. Deniz Coşkun'u da tebrik ederim. Emel Günvaran, Emel'den hesabından paylaşılan bu fotoğraf biraz gri kalmakla beraber ellerin duruşu, ifadenin görünüşü anlamında doğru örneklerden biridir. Emel Hanım'ı tebrik ediyorum. Enis Öncüoğlu'nun bu portre, dövme, kadrajın doluluğu o açıdan güçlü bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Enis Bey'i tebrik ediyorum. Halil İbrahim Kahya'nın bu fotoğrafını zaten beğendiğimi söylemiştim. Dolayısıyla burada yer vermemde bir sakınca yok diye düşünüyorum.
evde, hemen bulunduğumuz yerde fotoğraf üretmek anlamında çok güçlü bir örnek. Tebrik ediyorum Halil Bey'i. İknur Turan Atlı'nın bu fotoğrafının hem duygu olarak hem kadraj olarak çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Murat İlhan'ın bu fotoğrafında ışığın da ifadenin de kadrajın doluluğunun da çok etkileyici olduğunu söylemek mümkün. Murat Bey'i de tebrik ediyorum. Osman Cem Gençtürk'ün ışığı çok temiz kullandığı ve illa her şeyi göstereyim, işte yüz acayip aydınlansın falan değil. Ama bize yeterli bir parça ışığın da fotoğraf çıkarabileceğini gösterdiği örnek olarak doğru bir örnek olduğunu düşündüğüm bu fotoğrafını da tebrik ediyorum. Ve Seval Danışman'ın göstermiştim bir iyi olmayan ışık, bir de daha iyi olan ışık diye bu fotoğrafında o açıdan haftanın öne çıkan işlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Seval Hanım'ı da tebrik ediyorum. Geldik haftanın öne çıkan fotoğrafçısına. Aslında bunu da tahmin ettiğinizi tahmin ediyorum. Çünkü 5 fotoğrafını da almıştık. Bir tanesi içlerinde daha farklıydı ve onun iyi bir anlatım olduğunu söylemiştim. Tolga Bölükbaşıoğlu'nun bu kırık ayna içerisindeki portresinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bence haftanın kadın portreleri arasında en öne çıkan işlerinden bir tanesiydi. Tolga Bey dilediği bir online seminer atölye programımıza katılabilir. Dilerse bir arkadaşına hediye edebilir. Fototrek.com'dan istediği programı seçip Instagram hesabımızdan bize direkt mesajla ulaşması yeterlidir. Kendisini tebrik ediyorum. Tüm katılan arkadaşlara, yayını izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Geldik önümüzdeki haftanın konusuna. Yine daha önceden seçtiğimiz bir konu ama uzun süredir yayınları yapıyoruz. Uzun süre bu muhabbetleri yapıyoruz. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı nelere dikkat edeceğimizi biliyorsunuz diye tahmin ederek. Önümüzdeki haftanın konusu siyah beyaz çocuk fotoğrafları. Videogren alt çizgi SB çocuk etiketiyle paylaşmanızı istiyoruz bu fotoğrafları. Siyah, beyaz, gri tonlara bakacağız. Çocuğun nasıl gösterildiği, nasıl anlatıldığı, fotoğrafın bizi ne kadar etkilediği dikkate alacağımız kriterler olacak. Videogren alt çizgi SB çocuk etiketiyle 19 Şubat Cuma akşamına kadar fotoğraf paylaşırsanız 21 Şubat Pazar günü yine canlı yayında değerlendireceğiz. Soğuk ve karlı günler İstanbul için, diğer yerlerde de herhalde öyle. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin diyorum. Hemen şöyle hızlıca bakıyorum, soru, yorum, herhangi bir şey varsa diye. Ben katılan herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Çarşamba akşamı Murat Hoca'nın bir soru cevap yayını var. Önce çarşamba akşamı Murat Hoca'yla, sonra hafta sonu belki benimle. Arada da Instagram canlı yayını falan yapabiliriz. Onu da kovalayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.